Mutlu akşamlar efendim. TGT Haber'e hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Olayların perde arkasını konuşmak için ekranlarınızdayız. Yargı önüne çıkan darbecileri bugün konuşacağız. Erdoğan'ın yeniden AK Parti'nin dümenine geçmesiyle birlikte AK Parti'de yaşanacak değişimleri ve temizlikleri tartışacağız. FETÖ mağdurlarını FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle içeri alınıp daha sonra serbest bırakılan isimleri konuşacağız. Ayrıca CNN Türk'te yaşanan Nevşin Mengü vakası var. Sözcü'ye yapılan operasyon var. Baykal'ın son günlerde yaptığı çıkışlar var. Bütün bunları perde arkasında tartışacağız ve ayrıca bugüne kadar adını duymadığınız 15 Temmuz şehidi Serhat Önder'in yürek yakan hikayesi var. İlk defa TGRT ekranlarında anlatacağız. Bugün Hadi Özışık yok. Cumhurbaşkanının Brüksel seyahatinde. Ben de kendime çok iyi bir partner buldum. Sayın Cem Küçük. Cem Küçük hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Programda hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok yoğun bir gündem. Yani konuların içinde hangisini konuşacağımızı hakikaten şaşırıyorum. Nereden başlayalım diye bakıyorum. Bu Yurttaş Sulh Konseyi mensubu olan darbeci generaller yargının önüne çıkmaya başladı. Ama ifadeleri biraz bizi bir sonuca götürmektense daha da işleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Hiçbiri yaptığını kabul etmiyor. Özellikle Akın Öztürk'ün bir ifadesi var. Birileri beni bu darbeye sonradan monte etti diyor. Ben devletime ve milletime bağlıyım diyor. Ne dersin bu konuda? Buradan başlayalım. Şimdi Akın Öztürk darbenin en yetkili, kıdemli generali, orgeneral. Bir sürü kuvvet komutanlarının hepsinden daha kıdemliydi. Çok bariz bir şekilde bu işin içinde. Biliyorsun damadı FETÖ'cü Hakan Karakuş. Evet. F-16 pilotu. Darbe gecesi yüzbaşı, koordinatları veren kişi. Veren kişi. Bomba yağdıranlardan bir tanesi. Akın Öztürk'ün net FETÖ'cü olduğu darbenin içinde olduğuna dair generallerin ifadeleri, diğer askerlerin ifadeleri var. Zaten hal hareketleri ona hiç kimse dokunmuyor. Kamera kayıtları var. Şimdi kendisini kurtarmak için bir şekilde benim ilgim yok, beni kim dahil etti diyor. Kurtarmaya çalışıyor ama zor. Zaten yakalandığında hatırla ağzı buzu biraz hafif dağılmıştı. O fotoğraflar var. Onu da ben özellikle bir ekrana gelsin diye seçtim. Maşallah mahkemeye çıkarken böyle bir izledim. Tosun gibi hepsi beslenmişler. İyi beslenmişler. Gayet şık bir şekilde. Evet. Böyle bir yargılama sistemi de herhalde Türkiye'ye has bir durum. Evet. Yani böyle Grand Tuvalet, Jöleli. Şeyi kaldırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Yüksel Kocaman gravat olayını kaldırdı FETÖ işlerinde. Onu İstanbul'dakiler de uyguluyor. Çünkü gravatla hani intihar edebilirler, ters bir hareket yapabilirler. Ya da bu ceketlerin astarının içine mektup koyup karşılıklı mektuplaşma olabiliyormuş. Onları örtbas etmek, yani yapmamak için böyle bir karar alındı. Ama bunların hepsi zaten darbenin asli unsurları. Biliyorsun hepsini inkar etmiyor. Bir kısmı da biz darbeyi yaptık, FETÖ'cü değiliz ama diyor. İsterseniz beni asın dedi. Tüm General Gökhan Sönmez Atı şöyle diyor. Ya bir tanesini ben duydum. Onun dışında yani sağlam bir ifade yok. Ben şundan dolayı yaptım veya işlerinde yer aldım gibi. İlk gece bu söylenen şey vardı ya, tatbikat. O biraz daha böyle bir başka paket savunma şekline geçmiş. Haberim yoktu. Şuradaydım. Şu çağırdı. Gittim. Baktım darbe olmuş. Evet. Bana sonradan haber verdiler. Ben karşı koymaya çalıştım gibi. Şimdi burada ne amaç? Yani ben onu anlamıyorum. Bu bizi nereye götürür? Sokağa çıkmasın diye. O gece hatırlarsın darbe gecesi. IŞİD Türkiye'ye saldıracak. O yüzden sokağa çıkmayın. Polis köprüyü tuttu. Asker köprüyü tuttu. F-16'lar o yüzden kalktı yalanını. Onu Fethullahçılar uydurdu. Evet. Herkese yaydılar, ettiler. Ama generallerin bütün tapeleri, görüntüleri çok net darbenin içindeler. Zaten diğer binbaşı, darbeye katılmayan binbaşı, yarbay, albayların ifadeleri de ortada ki. İşte şu mesela Adem Huduti. Evet. Bu da kor generaldi galiba veya or general. Mehmet Partigöç bu. Mesela darbenin beyni. Bu bir numaralı FETÖ'cülerden Mehmet. Partigöç. Beyni yani. Organize edenlerden biri. Tuğ general. Bu kim bilmiyorum. Böyle bunlar burada. Maşallah dediğim gibi yani Tosun gibi beslenmiş içeride. Çok da etkili. Bak şu da mesela şu en son gördük bak var ya hiç böyle gömlek, jilet, eller, saç böyle hiç yani cezaevinde mi yatıyor, tatil kampında mı?
belli değil yani. İyi. Cem Küçük, sen buradaki bu generallerin ifadelerinin bizi darbe konusunda bir nihai sonuca götürebileceğine ya da bilinmeyenleri ortaya çıkaracağına inanıyor musun? Yok, çünkü darbe insanlık suçu olduğu için aktif pişmanlıktan yararlansa bile cezaları biliyorsun çok inmiyor. Belli bir şeyde kalıyor. Ben orada sadece Albay Cemil Turan'ın dünkü bu generaller davasında verdiği ifadeyi biraz önemsedim. Darbeyi diyor çeşitli gruplar vardır diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde. 3 kişi yaptı. FETÖ'cüler, FETÖ'cü olmayan kendisini Atatürkçü diyen bir grup. Bir de yancı, yani dediğimiz böyle kariyerist. Yani başarılı olursa... Ben bunlara tutunayım da biraz daha ya belki öne, bir şey olursa ben de yükselirim. Aynen, o diyenler. Bunların ortak bir işiydi. Bu ama tabii ağırlıklı kadro, %80-85 FETÖ'cü unsurlar burada varlar. Bu adamların davasını da çok fazla uzatmadan, ifadeler alındıktan sonra cezalarını bir an önce verip, muhtemelen bunlar üçer defa müebbetle yargılanıyorlar. Müebbetlerini verip bunları bir an önce artık gündemden de düşürmek. Cezalarını çeksinler yani. Şimdi çünkü bu, insanların içi kanıyor bunları gördükçe. Bu Akın Öztürk beni, birileri beni darbeye sonradan monte etti diyor ama tutanaklara geçen bazı ifadeler var. Örneğin hakim yüzbaşı Fuat Kumral diyor ki ben FETÖ'yü soruştururken Akın Öztürk tarafından bizzat Akın Öztürk tarafından görevden alındım diyor. Evet. Bir diğer gizli sanık, kuzgun sanırım diyor ki Çukur Ambar'daki darbe toplantılarında Akın Öztürk bizimle beraberdi diyor. Evet. Darbeyi evet. planlıyordu diyor. Damadı var. İşte Hakan Karakuş F-16 pilotunun işte babası yani kayınpederi oluyor. İşte Akın Öztürk'le konuşmaları var. Şey var işin içinde. Darbe savunması Adil Öksüz'ü de geçti. Yani Adil Öksüz'den de berbat bir savunma yapmış. Ben o gece torunumu sevmek için gittim demiş. O da öyle. O gece biliyorsun İstanbul'da, Ankara'da birkaç tane düğün var. İstanbul'da 2-3 düğün tabii. Birden var. Generaller orada. Yani bir tane general denizlerde geziyor sabaha kadar orada. Öbürü diyor karımdan öğrendim. Diğeri diyor başka bir şey. O düğünlere de iyi bakmak lazım. Yani kim yaptı, kimin düğünü, kim katıldı, neredeydi, kaçta haber aldılar, kim döndü filan. Bunların hepsinin çok iyi bakılması lazım. Ama bu süreçte bu mahkemeler bir işe yarayacaksa bunlar da işe yarayacak diye düşünüyorum. Peki şimdi Şamil Tayyar, AK Parti milletvekili. Bugün bir başka televizyon ekranında bizden önce de yayındaydı. Bilmiyorum orada da anlattı mı dinleyemedim. Çok inanılmaz bir iddia atıyor ortaya. Evet. Diyor ki, aynen okuyayım. Tayyar özellikle bu davada iki ismi aklama çabaları olacağını söylüyor. Bu iki isim dediği Akın Öztürk ve Mehmet Dişli. Şaban Dişli'nin kardeşi. Aklamak için bir çaba olacağını söylüyor. Ama bundan ziyade şunu söylüyor. Biraz daha ileri götürüyor iddiasını. Bu kritik ve kilit rol oynayan iki ismin Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin ayrıca korunması gerekiyor diyor. Çünkü bunlar kurtarılamayacaklarını anlarlarsa ya da cümleyi şöyle kurayım. Kendilerine verilen sözlerin tutulmayıp cezaevinde en ağır cezayı alacakları kanaati oluşursa itirafçı olmak isteyebilirler. Böyle bir durumda bunlar konuşursa ortalık karışır ve Akın Öztürk'le Mehmet Dişli'ye cezaevinde suikast teşebbüsünde bulunabilir. Devlet bunları çok iyi şekilde korumalı diyor. Şimdi cezaevinde kim suikast? Bunların önce şunu sorayım. Bu iki ismi aklama çabası içinde olabilecek cürette birileri olabilir mi? Yok, mümkün değil. Yani şimdi burada bu tabii şimdi bu yorumlar niye yapılıyor? Bu son günlerdeki garip tahliyeler, garip adli kontrole bırakılmalar tabii. Ona istinaden bunları söylüyorlar. Haksız da değil insanlar. Cezaevlerinde kontrol biliyorsun çok büyük operasyon. Bugün de Silivri yapılanmasına yönelik bir operasyon oldu. Ankara'da belediyeler, Pursaklar ilçe başkanı AK Parti'nin filan değil mi? Yani bir sürü evet. kişi alındı, şey yapıldı. Ayrıca onu da ekleyelim. 144 isim TSK'nın imamları olduğu belirlenen 144 isme evet. ayrıca bir operasyon yapıldı. Bugün bir garip garip yine tahliyeler vardı. İşte Kayseri'de, başka illerde. Bu cezaevlerinde eğer hala iki tane orgeneral, yani biri orgeneral, biri tüm general ki Mehmet Dişli ve Akın Öztürk eğer bunlara cezaevinde Şamil Tayyar'ın iddia ettiği gibi bir şey olursa ya da olma ihtimali varsa bu vahim. Olursa daha vahim. Çünkü cezaevinde ne derim? Neticede bir insanın canı her halükarda yine devlete emanet. Evet. Ona ceza verecekse devlet ceza verecek. Ama devlet ceza vermeden birileri gelip onları infaz ediyorsa ki
Şamil Tayyar'ın bu iddiasını yabana atmamak lazım. Olur mu olmaz mı dikkat etmek lazım. Ama niye bu iki isim? Mesela o darbenin bana göre bir numarası Mehmet Parti Göç. Asker olarak yani general. Esas ona bakılması lazım. Bir de biliyorsun bunların ifadelerinde savcılık hiçbir şey demedi bunlar. Niye FETÖ'cü olduğu şey üzerine anlatmıyor. Tabii aslında biraz bunları konuşturmak lazım yani. Yani bu illa ne bileyim kısmi adama dersin ki öyle şeyler anlat ki sana cezanda bir miktar indirime gideriz. İşte müebbet değil de 20 yılla yatar çıkarsın. Yani o tür şeyleri bunlara söylemek lazım. Ali Fuat Yılmazer'e, Mehmet Parti Göç'e, İstanbul Valisi vardı biliyorsun içeride hala. Ona, Hüseyin Avni mutlu muydu? Ona. Evet. Bunlara böyle şeyleri söylemek lazım yani. Ama orada şöyle bir şey de yok mu? Yani geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı da bu duruma itiraz etti. İtirafçı olacağım diye çıkanlar bazı şeyler anlatıyor ama anlattıklarının iğnenin ucu kadar bir değeri yok. Konuşuyorlar ve itirafçı statüsünde dışarı çıkıyorlar. Anlattıkları hiçbir şey yok. Bir başka örnek vereyim. Mesela televizyonlarda bir dönem bunları yetiştiren eski Fethullah Gülen'in adamları vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şu kadar adamı ben yerleştirdim falan yere şu kadar adamı ben yerleştirdim. İsimlerini bilmiyorum. Şimdi bilgi vermek var. Yani itirafçı olacak ama hiç ben mesela bugüne kadar itirafçı olanların hiçbir şey anlatabildiğine ben şahit olmadım. Sen bir kişi anlattı. Bu son 9500 polis vardı ya mahrem imamları yakaladıklarında o bir numaralı mahrem imamı biraz konuşturmuş Milli İstihbarat Teşkilatımız. O ondan aldıkları bilgiler neticesinde böyle bir şey yapılmış. Ben onun dışında bu Humint olayından bahsediyorum. Evet, insan istihbaratından. Yani onun dışında yani mesela bir numaralı polis şefi Ali Fuat Yılmazer ifadesini oku bir şey yok. Mehmet Parti Göç oku bir şey yok. Ben bir dünkü Albay Cemil Turan'ın verdiği ifadeyi biraz önemsedim. Genelkurmay'daki yapılanmayı anlatıyor. Aslında onları biraz daha yaymak veya tam tutanakları bulsak oralardan daha çok şey çıkar diye tahmin ediyorum. Biraz daha sorgulayıcı olmak lazım. Biraz daha sormak. Bir de bu iş yani dün mesela bugün Bankasya'nın eski yöneticilerinden biri bırakıldı. Evet. O da bir yani tuhaf tuhaf tahliyeler olunca şimdi sen de diyeceksin ki yani konuşturunca ne işe yarayacak? Yani konuşturacak hal kalmıyor ki adamlar bırakılıyor. Yani böyle bir tuhaf durum var. Umarım yani başka yöntem derken de asla işkenceyi kastetmiyorum. İndirim, af, başka öneriler olabilir. Hayır, bir şey anlatabiliyorsun, ailesine garanti, tamam. Tabii ailesine bir garanti ama bildiğini anlatsın yani. O önemli. Yoksa hiçbir şey demeden herkesin bildiği yani Ekrem Dumanlı FETÖ'cüdür. Yani bu bir şey değil ki yani. Tabii. Bunu deyince af gelmez yani. Hani bilinmedik bir şey diyeceksin. Gizli, mahrem, kimsenin bilmediği şeyi bilirsen, söylersen ancak sır olur. Şey önemli olur yani. Az önce konunun üzerinden geçtin. Vurdun geçtin. Bu tuhaf tuhaf tahliyeler dedin. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı hep söyleriz müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Bunun beraatine karar vermemiş. Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi işleriyle uğraşsınlar demiş. Ama tipi FETÖ'cüye benziyor değil mi? Vallahi yani ben hayatımda hiç tip üzerine konuşmadım ama ben bence de yani, dediğin hani şey doğru. Ben görsem bir tipten FETÖ'cü olduğuna karar verip bir 5 yılı garanti derim. Ya burada hani Allah kimsenin kılık kıyafet tip ona bir şey diyemeyiz ama hani bazı tipler vardır böyle sen de bilirsin Fethullahçı yapının içinde gazeteciler yazarlar vakfında var uzaktan görüyordum bunlar diyordum FETÖ'cü. Şimdi bunun da bırakılması ne yazık ki ben bak Cumhurbaşkanımızın açıklamasını okursak ne diyor yargının işi karışmak doğru değil yani AK Parti buna müdahil filan ha AK Parti müdahil değil biliyoruz. Yargının işi doğru. O zaman yargının buna müdahil olup bu kişiyi bir daha tutuklaması lazım. Şimdi ya bu konuda Adalet Bakanı'nın bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Veya devreye girmesi gerekmiyor mu? Çünkü bu şimdi şöyle bakalım olaya. Metroda bir hanım kızımıza tekme atan bir meczup vardı. Evet. Adalet Bakanlığı anında devreye girdi. Gereğini yaptı. Ya da Atilla Taş bilmem şu bu gibi isimler. Bu hanım Büşra Erdal'ı isimli kişiler.
bir FETÖ'cü hakim tarafından serbest bırakılmaya çalışıldı. Adalet Bakanlığı hemen devreye girdi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan hiç ses seda çıkmadı ve bu toplumun ben de sen de AK Partililerin içindeyiz. Evet. Yani bunu üstünü örtmek bana doğru gelmiyor. AK Partililer bu konuda isyan ediyor, çıldırıyor. Neden bu konuda Adalet Bakanlığı bir açıklama yapmıyor ve neden bu adam dışarıda? Şimdi TUSKO'nun toplantısında bu adam var mıydı? Vardı. Alkışlıyor mu? Ağır FETÖ suçlamasıyla bu adam oradan alınıp içeri alındı mı? Alındı. Peki niye bırakıldı? Bırakılma gerekçesi çok ilginç. Yani uyku apnesi ve epilepsi deniyor. Evet. Şimdi tuhaf tahliyeler dedin. Bu uyku apnesi raporu da 2001 yılında alınmış. Ve o rapor üzerinden hakimliğe bir bilgi notu gönderilmiş. Hakimlik bunun üzerine karar vermiş. Şimdi bu İnsanlara inandırıcı gelmiyor ve insanlar isyan ediyor. Çünkü içeride ikimizin de kabul edeceği mağdur bir kesim de var. Evet, %5. Yani KYK'larla ya da içeride dışarıda olan hepsi %5'lik bir mağdur kesim var. Buradaki mesele şu Süleyman. Yani Emine Aslan bana dedi ki, eski polis şeflerinden Emine Aslan, yani kamuoyuna bir açıklama yaptı. Benim dedi Aras'taydım. Hacettepe Tıp Fakültesinden kapı gibi dedi raporum vardı. İşleme koymadılar. Ben cezaevinde daha çok hastalandım ama işlemde kaldım. Durumum ağırlaşınca diyor götürdü, şey yaptı. Uyku apnesi, epilepsi. İkisi de biliyoruz ki doktorlardan öğrendik ki ilaçla tedavi edilebiliyor veya iyileştirilebiliyor veya kontrol altında tutulabilen hastalıklar. Şimdi, o da olmasa herhalde kolunda çıkan sivilcenin ileride çok büyük sorunlara yol açacağı falan diye var. Bir şeyler çıkardı. Şimdi ben bunu Adalet Bakanlığı yetkililerimizin bazılarıyla tabii irtibat halinde oluyoruz, görüşüyoruz. Kaçtı diye bir iddia vardı. Pazar günü öğlen gelip 2'de 2 gibi imza vermiş. Pazar günü karakola gitmiş, 2'de imza vermiş. O kesin burada. Kaçtı falan doğru değil. Bunu Adalet Bakanlığı yetkililerimiz söylüyor. Burada yani mesele şu. Ömer Faruk Kavurmacı'nın meselesi, mesela sıradan bir adam olsaydı bu kadar üzerine durulmazdı. Şimdi Kadir Bey'in damadı. Ben şimdi Kadir Bey filan FETÖ'cü demiyorum. Ama damadı ile ilgili mesele böyle olunca insan ister istemez, şimdi bak kanser olursun, beyninde uğru olur, ciddi bir şey olur. Durama, içeride duramazsın, başkalarına zararın da olacaktır, tamam. Ama bakıyorsun öyle bir şey diyor. Bir de hastane, ya karakola gidip geliyor. Bir de madem hasta, nerede? Hastanede diye niye değil? Nerede? Yani çıktığından beri bir hastaneye gitmiş mi mesela? Evindeymiş. Bir doktor raporu var mı? Evindeymiş yani. Doktor, hayır, hastaysa, cezaevinde kalamayacak kadarsa hastanede yatması lazım. Değil mi? Niye hastanede değil? Evinde niye? Tedavi olması lazım. Tabii bu kadar durumu ağırsa, bu kadar böyle ileride sağlığına tesir edecek gerekçelerle tahliye edilmişse gidip bir hastanede tedavi evet, olması de, lazım. Şimdi bak, Allah kimseye hastalık vermesin ayrı. Epilepsi ya da uyku apnesi, şimdi bu 46-41 yaşında. 41 yaşında epilepsi, ağırlık derecesi. Bir de özel hastanenin verdiği rapor. Ya bir de devlet hastanesi versin bakalım. Mesela gitsin Çapa'ya, Cerrahpaşa'ya. Onlar ne diyecek? Bakırköy Devlet Hastanesi'ne. Ne bileyim Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitsin. Orada bir rapor verirsin. Nedir diye. 15 Temmuz gazisi bir kardeşim yazmış. Bana raporu da göndermiş. 15 Temmuz'da darbecilerin kurşunlarıyla %60 engelli hale gelmiş. Malulen emekli olması gerekiyor, hakkı. Bir devlet hastanesinin verdiği raporu devlet kabul etmiyor. Diyor ki hayır. Özel hastanenin verdiği raporu devlet diyor ki hayır, bu olmaz diyor. Sen evet. Devlet hastanesinden diyor getireceksin. Evet. Yani şimdi zaten 15... öyledir. Doğrusu odur. Doğrusu devlet hastanesinden alınan rapordur. Yani özel hastaneki geçmez. Çünkü orada gene şöyle bir şey var bizim sistemimizde. Hani ya bir doktor arkadaşı vardır. İkna, hani her doktorlarımız böyle değil ama bir güvensizlik. Devlet hastanesi oldu mu en azından daha şey veriliyor. Gerçi bizde torpil olduğum her yerde olur da. Ama hani devlet hastanesi kısmını bana doğru geliyor. Dünyada da böyle bu. Mesela Amerika'da da mahkum diye devletin kontrol ettiği bir hastane sana şey yapar. Rapor verir yani. Yalnız ben bu konuyu biraz fazlasıyla araştırdım. Bu hapishane sürecinde Ömer Faruk Kavurmacı bir hastaneye gitmemiş. Yani bahsi edilen, raporu veren hastaneye götürülmemiş. Verilen rapor 2001 yılında verilmiş. Raporu veren doktor başka bir hastanede. Ondan bir görüş alınmış. Falan tarihte şöyle bir rapor vermiştiniz.
devam ediyor olabilir diye bir kanaat bildirmiş. O kanaat savcılığa, hakimliğe getirilmiş ve altını çizerek söylüyorum hep, nöbetçi hakimliğe getirilmiş. Çok sana net bir şey söyleyeyim bak, hiç lafı eğmeye gerek yok. Bunu sürekli söylüyorum. Şu iş Mart ayında olsaydı hayır çıkardı referandumda. Millet şimdi bak, bugün şu an 11 tane mesaj, şu an gelen mesaj demin şeye, AK Partili, AK Parti'yi savunan, AK Parti'nin yanında yer alan, her destekleyen 3-4 yıldır Gezi'den bu yana. Şimdi insanlarda bir kırık şeylik var, kırgınlık var. Niye? İkna olmuyor. Bak bu ikna olmayla alakalıdır. Dersin ki ya bu adam tarihi, ikna oldum dersin. Değil mi? Ya, evet ya, bu samimi, bu adam hakikaten hasta, içeride duramaz ama bu böyle değil. Bu öyle olunca da bu aslında Kadir Bey de zarar veriyor. Kadir Bey'in bununla bir dahli yok ama şimdi sen bundan etkileniyor. O da şimdi ona fatura çıkarılıyor. Millet yani ona yazıyor, ediyor, şey yapıyor. Kadir Bey'in de kendisine çıkardığı az fatura yok. Evet. Yani. Şimdi bu, sen bu konuya belki girmek istemezsin ama ben yazdığım için... Yok elbette. Yani Kadir Bey'in... Yok, senin şeylerine bir şey değil. Ben şunun için diyorum. Şimdi bunun durumu şimdi... Mesela senin bir akraban olsa, sen FETÖ'cü değilsin. Ama akraban diyelim ki çıktı bir tane, seni bağlamaz. Şey yapmaz. Ama nedir? Sana da, sen daha çok tanındığın için sana fatura edilir. Zaten bu Süleyman Özdemir'in akrabasıydı, dayısıydı, halasıydı, bilmem ne derler. Buradaki mesele, yani bizi savcı hakimler ikna etseler bu konuda, şey o, yani deriz ki ha bu böyle ama ikna olmuyoruz. Biz değil, insanlar ikna olmuyor. Ben bakıyorum sosyal medyada yazılan her gün, insanlar bu böyle değil. Şimdi Tayyip Bey'in bu açıklamasından sonra, bu yargının işidir dediğine göre, yargı bence bunu bir daha bunu el atmalı. Ya 21 tane gazeteci, İkisi FETÖ'cü değil. Murat Aksoy'la Atilla Taş FETÖ'cü değil. 19'u net FETÖ'cü. Hanım Büşra Erdal dahil. Bir tane başörtülü kız vardı genç. FETÖ'cü, evet. O da. Yargı müdahale etti. Bir daha tutuklandı onlar bilmem ne. Aslında bana sorarsın orada Atilla Taş bırakılabilirdi. Atilla Taş FETÖ'cü falan değil ki. Yani kendini, şimdi, loser'ın teki yani. Kendini kaybetmiş teki. Şimdi vicdan terazisine çıkıp konuşalım. Yani Atilla Taş mı, Ömer Faruk Kavurmacı mı dediğinde... Ya bu kadar... Atilla Taş zemzemle yıkanmış gibi durur. Atilla Taş'ın her tarafı darbeci olsa ne olur? Yani bir tane hani darbeci değil mi? Kendini kaybetmiş. Ya bir Atalay vardı, bir komedi. Demirci. Yani her tarafı darbeci olsa ne olur? Para alışverişi bilmiş, şu bu yapmış ama. Sana bir olay söyleyeyim. Bak şimdi bugün şeyden geldi. Kayseri'den bir olay. Anlatayım, böyle güleceksin olayın ne olduğuna. FETÖ sanığı avukat var. Mutlu Karayılan. Bu avukat FETÖ'cü, baylokçu. Bu müvekkilleri de baylokçu. Yani savundukları da baylokçu. Bu Murat Karayılan tutukluymuş. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Kayseri'de bunu tahliye etmiş bugün. Bana 4 kişi gönderdi. Bak 4 vatandaş, sivil vatandaş, yani gazetede okumuşlar. Bir ikisi olaya müdahil görmüşler. Ayağındaki varis nedeniyle. Varisle sen tahliye edildiğini bileni gördün mü hiç? Varis var diye. Bak bu yeni, bu şey diye. Ve insanlar isyan ediyor. Ya varis var diye biri tahliye olur mu diye. Şimdi bu baylok var. Tahliye ettin. Öbür baylokçular niye etmedin? Ya şimdi Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi hakimine soruyorum. Değil mi? Bu herif baylokçuysa, bırakıyorsan diğerini niye bırakmadın? Şimdi sen... Tuhaf onu, ya. Yani ya hepsini bırak ya hiçbirini bırakma yani. Onu anlatırken ben de bir hikaye, geçen gün bir hanımefendi bana yazmış, demiş ki sanırım kardeşi 3 aylık mı 2 aylık mı veya 5 aylık mı bir bebekle birlikte cezaevinde, çocukta böbrek büyümesi rahatsızlığı var. Ama anne çıkarılamadığı için çocuk da doktora götürülemiyor. Şimdi bir yandan varis olayına bakıyorsun, bir yandan hakikaten bir bebek için ölümcül hastalık sayılabilecek bir durum. Orada şey yapılabilir bak, çok net söyleyelim. Şimdi kadın FETÖ'cü olabilir ayrı. Ama bebeği varsa ya bunu adli, ona adli kontrol yap. O bebeği olduğu için, yani yeni doğan bebekler oluyor. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık. O gariplerin bir suçu yok. Onlar masum bebek onlar. Onları da beraber adli kontrolü tut değil mi? Bu yapılabilir ya. Yani adli kontrol yurt dışı zaten bebeği şey izlersin, incelersin. Yani esas onlara belki bir şey yapsan toplum çok bir şey demez. Şimdi geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında söyledi. Ben araştırdım. Hakikaten şöyle bir durum var. Bir hasta ameliyat olmuş, kadın. Bağırsakları dışarıda.
tedavisinin şey olması için dışarıda tutulması lazım bir torbada. Akli dengesini kaybetmiş, bağırsaklarıyla oynamaması için elleri arkadan kelepçelenmiş ama tahliyesine karar verilmiyor. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi epilepsi ya da uyku apnesinden dolayı içeride yatan binlerce mahkum vardır. Yanılıyor muyum Cem Küçük? Evet. Şimdi bu dava bir emsal dava olabilir mi? Ya bu adamı çıkardım, bu adamın özelliği neydi ben içeride yatıyorum diye binlerce, on binlerce insan yarın öbür gün belki de azılı suçlular. Evet. Bak, tahliye olup aramıza dönebilir. Sana şimdi bende vardı, raporu buldum. Acıbadem Hastanesi'nden almıştı Ömer Faruk Kavurmacı. Epilepsi 18.04.2017 raporun tarihi. Raporu yazan da uzman doktor Yaşar Yaser Süleymanoğlu. İç hastalıklar uzmanıymış. Hı hı. Yaser Süleymanoğlu. Ömer Faruk Kavurmacı 41 yaşında erkek hasta. Eşi tarafından geçmiş sağlık durumu ile ilgili yazı bilgi arz etmesi üzerine sağlık durumu değerlendirilmiştir diyor. 2009 yılında PSG çalışmasında uyku apnesi, 2010 yılında hipovitaminiz, hipoglisemi sorunu yaşamıştır diyor. Hipoglisemi bende de var, onda bir şey yok. Ömer Bey mevcut ne olan etkisi ne? Onu bize bir anlattı. Epilepsi hastalığı ile seyreden hipoglisemi ve santral uyku apnenin varlığı ile araç, uzun süre elektronik cihaz kullanması sakıncalı, efendim yalnız kalamaz, aç kalamaz, oruç filan tutamaz demiş. Bilgilerinizi arz ederim. Bundan mı? Ya hipoglisemi bende de var. Ne o hastalığı ben bilmiyorum. Hipoglisemi yani şöyle, çok aç diyelim ki 5-6 saatte bir şey yemezsen baygınlık geliyor. Yani böyle dayanamıyorsun. Şekerin düşüyor. Yani şey, düşük şeker. Aslında başlangıç seviyesi oluyor kiminde. Bendeki gibi. Yani aç kaldığın zaman bir tuhaflık şey oluyor, başlıyor. Yani aç kalmaman lazım. Bu sürekli bütün bir şey, her şey bundan ibaret. Tabii ama bu şey bir şey değil. Yani bu yani zor bir şey, bu basit bir şey. Var bende. Şey Tayyip Bey de var. Hep şey hipoglisemi. Herkese yani birçok yani sende bile belki vardır. Haberin yoktur. Yani ölçtürsen çıkabilir yani. Yani 6-7 saati geçince bir titreme bilmem şu falan. Geliyorsa vardır işte değerli. Kesin o şeyle vardır. Yani bu belirli insanlarda şey olur. Yani ben bu rapor bak önümde Yaser Süleymanoğlu yazmış. İç hastalıkları uzmanı 18.04 Acıbadem'di ve bu raporla tahliye edildi. Yorum yok daha. Ne diyelim, bu benim 1781. Ömer Faruk Kavurmacı konuşma. Yani artık şeyde yani top yargıçlarda, hakimlerde, savcılarda. Burada şöyle bir şey yok mu? Yani tamam tahliye ediyorsun. Altını doldurman gerekmiyor mu? Yani ben yaptım oldu demen gerekmiyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi içeride de seninle konuştuk. Bir hakim arkadaş yazmış bana. Demiş ki bana çok ilginç geldi. FETÖ davasını soruşturan İstanbul'daki 22 hakim sol görüşlü demiş. Bence bunların araştırılması, Adalet Bakanlığı'nın bunları araştırması lazım demiş. Bir, ikinci FETÖ soruşturmaları İstanbul Çağlayan'da yapılıyor. Anadolu Adliyesi'ndeki soruşturma yetkisi bizden alındı demiş. Sadece Çağlayan yapıyor demiş. Evet. Şimdi bu iki konu acaba bir sorun teşkil ediyor mu? Yani sol görüşlü olması tabii ki... Yok yani ben ona bir itirazım var ama sana. Şöyle bir itirazım var. İrfan Fidan çok kıymetli bir Cumhuriyet Başsavcımız İstanbul'da. FETÖ konusunda baş koymuş adamlardan biridir. Ben şahidiyim. Çok önemli işler yaptı. Hakkını ödemek zor. Mehmet Akif Ekinci HSK üyesi oldu şimdi. Çok kıymetlidir. Başkaları da var. Yani orada isimlerin hepsinin... İşte Mehmet Demir var Bakırköy'de, başka yerlerde. Tanıyorum, birçoğunu ben de tanıyorum. Hepsi sol görüşlü falan değil yani. Şunu söyleyeyim, zaten Türk Devleti'nin FETÖ'yle karşı mücadelede yargıda çeşitli görüşler bir arada. Mesela Yargıda Birlik Platformu'nda ülkücüler var, sosyal demokratlar var, Alevi kardeşlerimiz var. Hani bunu böyle demek bile aslında... Sol görüşlü olması sıkıntı değil de bir hakimin bunları araştırın demesi biraz ilginç. Ben zannetmiyorum. Ülkücüler var, milliyetçiler var. AK Partili'ye yani muhafazakarlar var. Sadece solcular yok. Onlar da var. Çok da önemli işler görüyorlar. Hakikaten onların da hakkını teslim etmek lazım. Zaten Yargıda Birlik Platformu dediğin her görüşten insanın olduğu yer. 14-15 bin savcı hakim vardı. 4 bin küsür tanesi elendi FETÖ'cülerden. Yeni gelenler var. Ben sana söyleyeyim, orada AK Parti'yi savunan hakim savcı 1000 tane var mıdır yok mudur bir emin değilim. Bak kefil olamam yani. Ama orada milliyetçi, ülkücü, sosyal demokrat, Alevi kökenli çok sayıda kıymetli savcı, hakim bu vatan için mücadele ediyorlar. Arada bu işi paraya döküp tutuklananlar var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcımızın tutuklattırdığı o savcı gibi, hakim gibi.
rüşvet alırken yakalandı biliyorsun. Böyle kıymetli insanlar var. Yani bunlara da destek olmak, yardımcı olmak lazım. Arada hata yapabilirler, yanlış yapabilirler. Ama bu dava için baş koyanlar... Bu davalar hata değil. Yani 21 FETÖ'cünün salıverilmeye çalışılması, ondan önce biliyorsun daha önce bir grup... Tabii. Cezaevinden kaçırılmaya çalışıldı adeta bir burada gece yarısı operasyonu. Burada şimdi bence bir şeye de çağrı çalışıldı. Yapalım Süleyman. Bu arada çok özür dilerim. Biz TGRT'de konuşuyoruz. Tagımız var. Onu söylemeyi unuttum. İzleyenlerimiz oradan bize soru ve görüşlerini iletebilir. TGRT Haber'de konuşuyoruz. Evet. Şeyde, tagımızdan. Yani burada HSK'yı bence göreve çağırmamız gerekir. Yani çünkü savcı ve yargıçların patronu HSK'dır. Yeni HSK'da atandı. Çok kıymetli isimler var. Hakikaten bir şey yapan iyi bir HSK oldu. Onlar savcı hakimlere onlar çağrı yapabilir. Orada 7 tanesini meclis atadı değil mi onlar? Evet, evet. Meclis. Tamamını Cumhurbaşkanı atayacaktı da öyle söyleniyordu. Evet. MHP'den var, şeyden var. Keşke bir tane de CHP'nin önerdiği biri olsaydı. Onlar da kaçmayıp bu işe girselerdi. Onların da belki kıyı göstereceği, ben bir önerim vardı. 313-330 oy aralığında oy almışlar. Yani CHP, hakikaten ben diğerlerine baktım. 1 oy, 2 oy, 3 oy. Evet. Şimdi mesela Hüseyin Ersöz var. Bu Ergenekon Balyoz'da avukattır. Çok kıymetlidir. Celal Ürgen Bey ile çalışıyor. Mesela Hüseyin Ersöz, bak çok asla ideolojisi, yani ideolojisini ön plana koymayan, disiplinli, Balyoz'daki şeyleri bulan, kıymetli bir dijital delilleri bulan, askeri casuktaki arızaları bulan avukatlardan biri. Mesela o aday olsaydı, ben vekil olsam ona oy verirdim. Mesela CHP ona aday gösterebilirdi. Yani böyle görüşüne bakmadan vatana millete faydalı olacaksa HSK'ya gelmeli. Yani tanırım iyi çocuktur. Efendim namaz kılıyor iyi çocuktur. Bu devir geçti. Sadakate değil, liyakata bakmamız lazım. Vatanını sevsin bir adam yeter. Başka bir şeye bakmaya gerek. Vatanını sevsin, adam isterse sakız ağacına tapsın yani kime ne? Adam yeter ki vatanını sevsin. Kriter bu olsun yani. Gördük artık yani o iyi çocuktu. Bu tanırım. Zaten biz de biliyorsun bu tanırım iyi çocuktur var ya. Yani sen de bir kurum işletiyorsun yani. Tanırım iyi çocukturla bir yere gidilir mi? Yani şimdi sana günde belki 100 kişi dayının, amcanın oluyor. Şu bizim oğlan var, kız var, gelinin akrabası, dayımın bilmem nesi. Böyle işte onları işe alsan kurumun batar. Tabii. Değil mi? Yani bu fayda getirmez yani. O yüzden liyakata bakmak lazım. Liyakat ve sadakat. Yani evet. Ülkeye sadakat ve liyakat. Evet. İşinde onu... iyi o, vatanını sevsin yeter. Tamam, vallahi ateist olsun benim umurumda değil. İşte, sakız yani ağacına tapsın. Nerede olursa olsun. Evet. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. AK Parti'de malum Erdoğan dümene geçti. Evet. Geçti de, geçişinin de yaptığı listeyle belli etti doğrusu. Yani bir dönüşüm, değişim ve ben biraz da temizlik diyorum buna. Evet. Önümüzdeki dönemde ciddi savrulmaların olabileceğine dair de mesajlar verdi. Parti teşkilatlarımızı yenilemeliyiz. Belediye başkanlarımız bize yük olan değil, bizim yükümüzü alan belediye başkanları dedi. Şimdi bu önce şunu, şu konuda senin görüşünü merak ediyorum. Listeye alınan isimler ve giden isimler. Sende nasıl bir intiba bıraktı? Yani Şaban Dişli bende bir FETÖ temizliği intibası bıraktı mesela. Onun dışındakiler FETÖ demek ki haddime değil ama bir dönüşüm, değişim, bir kan değişikliği şeklinde algılandı. Giden isimlerle ilgili senin düşüncelerin neler? Şimdi gelen giden, ben aslında bunu bizim arkadaşlar gibi görmüyorum. Yani MKYK önemli tabii. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeliği ama lider Erdoğan, o var. Kendine göre tabii ki bir biliyor, bir dengesi vardır. Erdoğan'ın dengesini kimse bilemez. Bir siyasi, uzman siyasetçi o yani bir şey üzerinden gidiyor. Yani oraya örnek veriyorum yani şimdi. Yani Abdülhamit Gül'ü alsa aldı diyelim. Almasa Abdülhamit Gül dışlanmış mı olacaktı? Yok. Yani Efkan Bey'i aldı, Efkan Ala Bey. 17-25 Aralık'ın kahramana müdürümüz yani bakanımız. Şimdi alınmasa bir şey mi olacak? Yok. Ya ama öyle arıza demeyeyim de yani hakkında çok söylenti olan işte Şaban Dişli gibiler elendi. Başka yerlerde bazı düşük bulduğu illerin vekillerini bir iki yerde İzmir mesela. Gibi mesela ki ben İzmir'de yönetimin komple değişeceğini düşünüyorum. Fikrim bu yönde. Yani bu yönde de görüşmeler de sürüyor. Bazı isimlerle de görüşülüyor çünkü.
yani şey yapılıyor diye bir duyumumu söylüyorum. Ülke Totar'ın İzmir'deki başarısızlıktan dolayı gönderildiğini çünkü biliyorum. Tayyip Bey'in önüne gelen raporlarda bizim aldığımız duyumlara göre en başarısız il, yani bir sürü başarısız il vardır da evet hayır konusu İzmir, milim ilerleme yok yani. Hani İstanbul, Ankara'da kaybedildi ama hayır da. Ben o yüzden bu evet yani kim girmiş çıkmış buna hiç takılmıyorum. Yani o girmiş, bu girmiş, bu yapmamış. Şimdi kabineyi de görürsek biraz daha kabinede de bir şey olacak gibi görülüyor. Şey değil. Bir de merkez karardakiler hani parti içi bir çalışma. Ben çok hakikaten önemsemiyorum. Şimdi Süleyman Bey, İçişleri Bakanımız. Çok şimdi MKYK'da. Zaten bakanlığını elinden geldiğince çok iyi şekilde yapıyor. MKYK'da olması önemli ama hani MKYK'da kişilerle çok daha karışmaz. Buna A takımı denmekle çok büyük bir anlam yüklenmiyor mu? Tabii A takımı tabii yok. Falan. Yani diğerleri sanki bir şeymiş, orada B şimdi, takımıymış, önemsizmiş gibi. Evet, iki tane kıymetli genç kardeşimizi aldı. Muhtemelen onların birini veya ikisini 2019'da milletvekili olacak onlar. Ya da işte diğer genç aday şey var. Yaş ortalaması 51'den 47'ye düşürülmüş. 46'ya şeyde. Böyle bir yenilik yapılıyor. Bunları olumlu görmek lazım. Ama hani bunu da çok da anlam yükleyip böyle bir oydu buydu demek değil. Bence esas bakanlar kurulu daha önemli. Niye? Çünkü 2019'un Mart ve Kasım'ına kadar 2 yıllık dönem, 22-23 aylık dönem ki icraat yılı deniyor 2017 ve 18'e, reform yılı deniyor. Bence orada kabine değişiklikleri daha önemli ki ben 3-4 bakanlık, belki 4-5 bakanlığın değişeceği kanaatindeyim yani. Yorumum bu. Şimdi Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı bugün Brüksel'e gitti. Seyahatinden önce yaptığı bir açıklama vardı. Kabine ile ilgili düşüncelerini de aslında burada biraz belli etti ama MYK'yı da söyledi. MYK'yı belirledikten sonra geleceğe yönelik ne tür adımlar atılacak? Bakan arkadaşlarının tamamından bir rapor istedim. İllerle ilgili 2019'a kadar sürecek bir çalışma ile ilgili diyor. Benim genel kurulda Ankara'daydım. Olağanüstü genel kurulda. Oradaki hava şu, bir 5-6 kişi veya 7-8 kişi değişecek deniyor. Evet. Kabinede. Senin bu konuda duyumların var mı? Kim gider? Şimdi ben... Bu tamamen tahmin. Yani söylediğimiz evet, kişileri tabii, de tabii. Başarısız şimdi... ilan etme veya başarılı ilan etmekle memnun değiliz. Yok, tamamen yok. Tahmin. Bir de illa vatana millete hizmet için ben samimi düşüncem budur. Bakan olmak şart değil, milletvekili olmak şart değil. Gazeteci olarak da hizmet edersin, bakkal olarak da hizmet edersin, öğretmen olarak da hizmet edersin. Bunu samimi düşüncem budur. Ben ama şöyle görüyorum, 22-23 aylık bir reform olacaksa birilerini şey yapacaktır, değiştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bizim Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi çok iyi gazetecidir. O yazıyor, Abdülkadir Selvi yazıyor. İkisinin ortak birleştiği noktalar var yani bazı milletvekilinin değişeceği yönünde. Ama bu nasıl? Ben mesela şimdi örnek yani Enerji Bakanlığı Berat Bey kalacaktır diye tahmin ediyorum. Fikrim bu. Süleyman Bey... Bir yerde Bey... şey konuşuluyor. Beraber onu konuşarak ilerleyelim diye araya girdim. Berat Bey'in ismi ekonomiyle ilgili de geçiyor ama Berat Bey'in özellikle ben de bu konuda Batuhan'a katılıyorum. Berat Bey enerjide çok ciddi projeler olduğu için bir dönem daha enerjide kalmak istiyor ama birileri de ısrarla Berat Bey'in ismini ekonomiyle anlıyor. Yani şimdi anabilir hani insanlar söylüyor. Ben Enerji Bakanlığı'nda kalacağı kanaatindeyim. Süleyman Bey İçişleri Bakanlığı kalır. İşte kim girer? Mesela ben bana sorsan en başarılı bakanlardan biri kim diye ben Recep Akdağ derim. Mesela Türkiye'nin sağlık konusundaki dönüşümlerinde konusunda hakikaten bak o bir ara bakan olmadı, ayrı kaldı, küsmedi de. Çok da iyi bakanlık yapıyor. Mesela icraata yönelik bakanlığı. Yani hep bir somut bir şey yapıyor. Bir de bu şehir hastaneleri bilmem şu bu bunların açıldığı dönemde. Tabii tabii mesela başarılı şeylerini görmek lazım. Ama bu bazı bakanlıklar başbakan yardımcılıklarında değişiklik olabilir deniyor. Yani ben denilenleri söylüyorum. Fikri Işık? Sanmam. Gitmez. Sanmam bilmiyorum. Yani sanmam. Şuradan yola çıkarak söyleyeyim. Fikri Işık bu dönemde hakikaten çok mücadele etti. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve devletin bir güveni var. Genelkurmay Başkanı bizzat kendisine bağlı. Evet. Şimdi o da var. Bu OHAL kapsamında yalnız şeyde Genelkurmay Başkanı atama yetkileri Cumhurbaşkanı'nda. Yani Milli Savunma Bakanlığı da değil. Şey yapabiliyor. Bu Özeseki, Mehmet Özeseki hakkında bir şeyler söyleniyor. Gidebileceği şeklinde bir bazı yani yorumlar Batuhan, var. Yani Batuhan'ın da yazdığı, Abdülkadir Selvi'nin de yazdığı o yönde. Yani ben onların yazdıklarına bakarak söylüyorum. İyi haber aldıkları için Ankara'da. Ama şunu da net altını çizeyim bir daha. Geçen sene Binali Bey başbakan oldu. Hatırla.
Kabine Toto oynadı. Gene burada Abdülkadir Selvi'nin kulaklarını çınlatalım. Liste budur dedi, hatırla. Yarısında yanıldı. Evet. Ters köşe oldu ve hakikaten ne yapacağını da şaşırdı. Tayyip Bey'in kafasındaki listeyi kimse bilemez ama. Hani biz böyle diyoruz ama. Batuhan böyle yazıyor, Abdülkadir Selvi bunu yazıyor ama. Bir liste görürüz, darmadan olabiliriz biz de. Çünkü Tayyip Bey çok şaşırtır bu yani. Bu tamamen kulislerden yansıyan bir bilgi ama evet. Şu konuda haklısın. Tayyip Bey hiçbir konuda öngörülemeyen bir lider. Yani aynen. Ne zaman ne yapacağı belli olmadığı için. Hiçbir kliye teslim olmaz. Liste konusunda da şey. Evet, hiçbir kliye teslim olmaz. Ben yönetirim der Tayyip Bey. Ama ben Tayyip Bey'in genel bakanlar kurulu listelerini döneme göre genelde başarılı bulurum. Onu şimdi da söyleyeyim. Ben yine de kulislerden yansıyanları sana sormaya devam edeyim. Üzerine konuşalım. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. Onun yerine İbrahim Kalın'ın geleceği çok güçlü bir şekilde dillendiriliyor. Ben zannetmiyorum. Yani şahsi fikrimi söylüyorum. Başkasının fikri değildir. Sanmıyorum. Çavuşoğlu'nun bu dönemde başarılı. Yaptığı icraatları başarılı buluyor musun? Çok başarılı. Peki. Yani Mevlüt Bey iyi bir bakan. Yani bu son darbeden bu yana Avrupa konusunda şeyde filan bak çok çalışkan bir de netice alıyor. Hani gidiyor geliyor şey yapıyor. Ekibi de iyi. Yani şeyi. Veysel Eroğlu. Hiçbir fikrim yok. Veysel Eroğlu çalışıyor. Hiçbir fikrim yok. Cumhurbaşkanı'nın da çok eskiden beri yol arkadaşı. Yani Cumhurbaşkanı gözlerine baktığında Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğini, ne söyleyeceğini bilen birisi. Kafasının içindekileri neredeyse artık Nurettin okuyabilecek Bey, birisi. Nurettin Canikli. Onu MKYK'ya aldı. Nurettin Canikli şöyle, ona bağlantılı olarak Ali Babacan'ın kabineye gireceği konuşuluyor. MKYK'da da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı. Ali Babacan kabineye girebilir mi? Evet. Yani ekonomiden yeniden Ali Babacan'ı değerlendireceği söyleniyor. Vallahi enteresan olur. Bilmiyorum yani. Ama Tayyip Bey bu yani hiç belli olmaz sağ solu. O yani ben... MKYK'da gerçi Bülent Arınç da oturdu da yani Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı'nın yanında oturması bir evet. Anlam ifade ediyor mu sence? Vallahi bir anlam olur mu? Şimdi eğer ben şunu söyleyeyim sana. Ali Babacan Bülent Arınç'ın da bir anlamı olur ki o... Yani Ali Babacan bakan olursa çok kişi ters köşe olur. Yani o yani derler. Hatta bizim bir arkadaşımız var istifa edeceğini söyledi gazetecilikten. Bakan olursa dün bana dedi yani. Yani böyle kabine Toto tartışması yapıyordu kendi aramızda bir yerde. Dedi ki ya benim farz et ki dedim Ali Babacan ekonomi bakanı oldu. Ben istifa ederim gazetecilikten dedi. Vallahi istifa bence edebilir. Bence büyük konuşma. Ben de büyük konuşma dedim. İstifa burası. Edebilir. Yani ciddi bir şekilde konuşuluyor. Benim bir isim var ama onu şimdi söylemeyeyim. Şimdi söyleyince bunu nereden biliyor derler. Parti içerisinde şeyde. Eğer bir isim var. Yani sürpriz olacak bir isime bakanlık verilebilir yani. Başbakan yardımcılığı falan. Genç bir arkadaşa yani. Bülent Turan? Yok değil yani hani belki. Bana da çok söylenen iki isim var. Cumhurbaşkanı'nın kabineyi de gençleştireceği şeklinde İşte o açıdan var. Diyorum hani böyle daha dinamik olsun diye bir arkadaşa, genç bir arkadaşa böyle bir şey gelebilir belki diye. Yani bunu duyduğum kulislerden söylüyorum. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan yeri garantili deniyor. Gümrük Bakanı Bülent Tüfekçi. Bir fikrim yok. Tanıyorum. İyi mi? Yani çalışmaları da Bayburtlu iyi. Muydu? Malatyalı mıydı? Malatya'da çok iyi çalışmaları oldu bu dönemde. Evet. Onun dışında Bekir Bozdağ'ın adı şey için kalır. Geçiyor. Kalır. Başbakan yardımcılığı için geçiyor. Kalır. Adalet Bakanlığı'na kalır. Abdülhamit Gül'ün adı da şey için geçiyor. Adalet Bakanlığı için. Abdülhamit Gül hukukçu mu? Evet. Yani şeyle beraber... Anayasayı hazırladılar ya MHP'li kurmaylarla. Olabilir, beraber. Olabilir. Bir fikrim yok ama hani şey olmaz demiyorum ama bir fikrim yok. Numan Hocam? Kalır. Kalır değil mi? Yani MKYK'ya da girmedi bir şey olur. TRT'den anladık onu biraz değil mi? Tabii. Yani TRT'ye yapılan TRT'de operasyon... biraz anladık onu yani. Detayına çok girmeyelim de TRT işleri de istediğini aldı Numan Bey diye tahmin. İstediğini aldı derken zaten bakan ondan sorumlu. Ben kalır diye tahmin ama ediyorum. Ama uzun dönemdir bir direnç vardı orada Numan Bey. Yani bunu ben biliyorum. Olabilir. Yani çok detayını bilmiyorum ama hani ben dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Ben Numan Bey kalır diye tahmin ediyorum. Naci Ağbal onun da kalacağı söyleniyor. Maliye Bakanı mı? Evet Maliye Bakanı. Onun dışında konuşmadığımız isim var mı? Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı'nın ve Spor Bakanı'nın gideceği şeklinde
bazı şeyler var ama ben Spor Bakanı'nın gideceğine şu yorum yapılıyor. Saffet Sancaklı'nın geleceği söyleniyor ki onu hem Devlet Bahçeli iki kez yalanladı. Sen de çok iyi bilirsin. Bu Ankara'dakilerle çok konuşmamak lazım. Niye biliyor musun? Paranoya oluyor değil mi? Yani neler anlatıyor. Ben mesela konuşuyorsun bazen. İşte şu görevden alınacak, bu alınacak, bu gelecek, o gelecek. Hiçbir şey olmuyor ama. Ama ne dedikodu. O yüzden bir güvenlik bürokratlarıyla çok konuşmayacaksın. Aklını darmadağın ederler. İki, Ankara'daki gazetecilerle. Yani o öyle bu böyle filan şey yaparsın. Paranoyak olursun yani. En iyisi gazete haberlerini okuyup oradan yorum yapmak. Yani. Son olarak şunu söyleyeyim. Binali Bey grup başkanı oldu. CHP yine her zamanki gibi bir tartışma başlattı. Olmaz, olamaz, olabilemez. Bülent Turan buna cevap verdi. CHP hala geçmişin kodlarıyla bugünü yorumluyor. Aynen. Yani Binali Bey çok iyi bir başbakanlık yaptı. Çok iyi bir görev ifa etti. Geldi genel başkanlığı da Sayın Cumhurbaşkanımıza bıraktı. Grup başkanı hiç bak sıfır kompleks, sıfır şey. İşini iyi yapıyor yani yaptı. Teşekkür etmek lazım. Bak hiç dışarıdan bakarak göreceksin. Yani CHP ne yaptı? CHP şimdi kendi içerisini tutamayan biri dışarıya o bunu söylüyor. Yani referandum olmuş, evet geçmiş. HSK üyeleri atanmış, Cumhurbaşkanı partinin başına gelmiş. Sen söyle başka, yani yapılan yapılıyor, işte seçimlere gidiliyor bilmem ne. Atalan Üsküdar'ı 50 kere geçmiş bunlar hala. Cem ben bir şey söyleyeceğim. Binali Bey'ine, hani Binali Bey'de kalmış bunlar ben yani. Ben CHP'li olsam Binali Bey gibi esprileriyle, üslubuyla, her yönüyle dünya tatlısı bir adamın grup başkanı olmasını isterim. Yani muhatabım olmasını istiyorsam onun gibi birinin olmasını isterim. Bugün bizim programa girmeden önce bu programın kazananı, kaybedeni, alkış alanı var. Evet. Ben kazananı Binali Yıldırım Sayın Başbakan dedim. Gerekçem şu, göreve geldiği andan itibaren bir darbenin ortasında kendini buldu. Ama bugüne kadar gerek yaptığı esprilerle, gerek yaptığı icraatlarla, gerek emaneti aldığı şekliyle sahibine teslim ederek ve neredeyse siyasi rakip olmasına rağmen bütün partililerin de böyle bir sempatiyle baktığı, ya bir keşke bizde de böyle bir adam olsa dediği tavırlarıyla bence sadece bugünün değil, bugünün kazananı değil, Türkiye'nin kazandığı bir profil oldu Binali diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Binali Bey çok önemli hizmetler gördü. Bu millet ne kadar teşekkür etse azdır. İyi de sıfır şey... Neden kompleks, sıfır ego şey, yok. Ego sıfır şeydi. Tamamen görev adamı yani hani müthiş işler de yaptı şu son bir yıllık dönemde. Zaten ileride bakalım İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olur? Öyle şeyler de yazılıyor. Efendim başka bir şey mi olur? Yani onu mesela Binali Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı seçilirse bakanlarından biri mi olur? Bunları göreceğiz yani. Bunları bir de belediyedeki değişimler olacak mı ve teşkilatlarda değişimler olacak mı? Bunları kısa bir reklam arasından sonra konuşalım. Kısa bir ara. Reklamlardan önce kabinedeki değişikliği konuşuyorduk ve reklamlardan sonra belediye başkanları ve il teşkilatlarında nasıl bir değişim olacak onu konuşacağımızı söylemiştik. Cem nasıl bir şey bekliyorsun? Bu belediyelerde bir şimdi, değişim olacak. Şöyle değişim olur. 2019'daki aday profillerinde bir değişikliğe gidecektir diye tahmin ediyorum. Yani nasıl tahmin ediyoruz? İstanbul bir kere gençleştirme olacak. Yani AK Parti'nin 18 ila 25 yaş arası gençlerden istediği istediği oyu alamadı. Yani bak eğriye oturalım. AK Parti bugün o yaş grubunda ilk yani bir CHP'dir ya da MHP'dir. AK Parti üçüncü gelir. Orada istediği gibi oy alamıyor. Mesela 30 yaş üzeri toplum diyelim ki biraz daha evleniyor. Çoluk çocuğa işi gücü tam oturtuyor. O AK Parti'nin oyları öyle geliyor. Şeyde. Ama bu genç nüfustan gene oy alıyor. Almıyor değil. Ama istediği kadar oy almıyor. Ben belediye adaylıklarda yapacaktır diye düşün bir şunun için. 2014'te biliyorsun FETÖ olayları vardı. Yeni başlamıştı ama bu adaylar 2013 Kasım Aralık'ta belli oldu. Ve o zaman FETÖ işleri tam da böyle başlayacaktı. Bazı adaylar belki 17-25 Aralık değil de 17-25 Ekim'de olsaydı bazı adaylar başka türlü yapılabilirdi veya olabilirdi diye tahmin ediyorum. O yüzden ben
Zaten İstanbul değişeceği kesin artık. Kadir Bey aday değilim diyor. Ankara'da Melih Bey, ben şu an Melih Bey'in yerini açık söyleyeyim sana, çok zorlanırlar. Kadir Bey tekrar aday olacak mı yani? Bir de öyle bir düşüncesi var. Hayır dedi hani açık aday olmayacağım dediği için. İzmir'de, İstanbul'da bir değişim bilmem gençleştirme falan değil. İstanbul'daki düpedüz bir temizlik evet. olacak. Çünkü Kadir Topbaş FETÖ nedeniyle çok yıprandı. Damadı nedeniyle çok yıprandı. Bir de yani Kadir Topbaş'ın ben ne zaman sıkıntıya düşsek, ben İstanbulluyum, bunu sorma hakkım var. Bir vatandaş olarak da, gazeteci olarak da. Evet. Ben ne zaman başım dara düşse, ben Kadir Topbaş'ı yanı başımda görmedim. Gezi'de görmedim, 17-25 Aralık'ta görmedim. 15 Temmuz tam bir faciaydı. 13'ünde İstanbul'da olması gerekirken bileti bende var. 13.59'da. 13'te mi, 15'inde mi? 13'ünün gecesi 23.59'da İstanbul'da olması gerekirken gerekçesiz şekilde biletini iptal ediyor. 15'inde de gel diyorlar, 16'sında gel diyorlar, gelmiyor. Ve Rusya üzerinden gel, Ukrayna üzerinden gel, başka yerden gel diyor, gelemiyorum diyor. Yani İstanbul'da da şunu biliyorum. Bazı yerlerde ben İstanbul'da 15 Temmuz'da meydanlara çağırdılar, sağ olsunlar. Gel konuş diye. Ben Kadir Topbaş'ın oralarda çok büyük protestolarla karşılaştığını gördüm. Evet. Bir de şey var bak. Şimdi İstanbul'da ben şöyle var. Referanduma bakıyoruz şimdi. Fatih, Eyüp, Üsküdar. Öyle bir aday bu gösterse mi? Muhalefet için adayın bence çok önemi yok. Örnek vereyim şimdi. Meral Akşener diyelim ki CHP'nin adayı oldu. Örnek. Referanduma şimdi baktılar. Herkes buna oy verir mi? AK Parti dışındakiler verebilir. Böyle bir şey var, ihtimal var. Dolayısıyla AK Parti'nin adaylarını bütün Türkiye'de seçmesi lazım. Mesela İzmir'e öyle bir aday koy ki kazanamasa bile 45 alsın da kaybetsin ya. 43 alsın ya, 35, 30'larda kalmasın yani. Bir iki adım ileri götürsün. Bunu yapsın diye bir şey var. Güneydoğu'daki adaylar böyle şeylere de ihtiyaç var. Bakalım yani, ama Soçi dönüşü hatırla. O zaman bizim şimdi Türkiye Gazetesi'nin başına geçti Yücel Koç. Hı hı. O da heyetteydi. Belediyeler için şunu söyledi Tayyip Bey. Böyle gelmiş, böyle gider demeyeceğiz dedi. Bak, böyle gelmiş, böyle gider demeyeceğiz dedi. O yüzden bence çok ciddi değişikliklere gidilecektir adaylarda. Bir şey daha söyledi. Bu MKYK'dan önce AK Parti kurmaylarını topladığında şöyle bir açıklama yaptı. Bir defa erken seçim yok dedi. Kesin yok. 2019'da bütün seçimler olacak ama ondan önce belediyelerde bir dönüşüm yapın. Belediye meclis üyelerini içinde en çok güven oyu alan arkadaşları belediye başkanı olarak vekaleten getirelim. Diğerlerini istifasını alalım. Bütün AK Partililer? Hayır değil. Sorumlu olanlar. Yük olanlar. Veya FETÖ nedeniyle veya yolsuzluk nedeniyle veya herhangi bir nedenle yıpranılanlar. Bunları ya istifalarını versinler, vermezlerse zaten kayyum gelecek. Orası kesin. Bugün ama şöyle bir şey oldu zaten. Yani Kadir Topbaş'la ilgili orası kesin. İstanbul'a vekalet edecek belediye başkanlığına vekalet edecek kişinin ismi de bende var ama burada söylemeyeceğim. Sen şey diyorsun, Kadir Bey alınacak, biri gelecek diyorsun. Ya alınacak ya istifası, istifa edecek. İstifa etmek zorunda bırakılacak. İlginç bir iddia ama bu. Eminsin ama. Çok iddialıyım. Peki. Bunu Bursa için de söylüyorum. Diğer Recep Altepe miydi? Evet. Recep Bey'in şöyle, Recep Bey FETÖ'cü demek biraz fazlasıyla haksızlık olur, iftira olur. Ama Recep Bey çevresindeki ekibine çok fazla söz geçiremedi. Yani Bursa bir dönem neredeyse FETÖ'nün başkenti oldu. Evet. Çevresindeki ekibine söz geçiremedi. Düşünün 2014'ten sonra, 17-25 Aralık olmuş çok sonra FETÖ'nün okullarından mezun olan öğrencilere, dershanesinde başarılı olan öğrencilere otomobil hediye ediyordu. Ve orada bir Merinos var bilirsin. Devasa bir kültür merkezi. Her 17-25 Aralık'ta CHP'ye orası kiralanıyordu. Hırsızlık haftası diye. Belediyenin resmi mekanı. Hep tespitli mi bunlar hepsi? Tabii videoları var. Ben bunları yazdım. Defalarca yazdım. Hiçbir şekilde şey olmadı. Evet. Yani bu şekilde alınacak bir 8 şimdi Tayyip Erdoğan yarın belediye var. Hadi Bey de gitti. Ne zaman dönüyorlar Brüksel'den? Yarın mı? Yarın veya sonraki gün. Cuma günü. Zaten ondan sonra bir gezi yok Tayyip Bey'in. Bir şey programda bir şey görmüyor. Bir Putin gelecek. Bir o var.
Onun dışında bir şey görünmüyor. Demek ki çok şeye gibi Mayıs ayı. Özellikle teşkilat yapılanmasında ciddi bir savrulma göreceğiz. Teşkilatlarda ben az önce reklam arasında konuşurken sen tesadüfen sordun. Konferanslar devam ediyor mu diye. Ben referandum döneminde 60 ilçe konferans dolaştım. Yani Lice'ye gittim, Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e, Güneydoğu'yu da dolaştım, Doğu'yu da dolaştım. Cem, AK Parti ile uzaktan yakından alakası olmayan, AK Parti'nin davasını anlamayan insanlar gelmiş bir yerlere konuşlanmış. Sen program yani, öncesi bir gençlik bir şey dedin ama şimdi diyebiliyor musun? Ya da? Demeyelim ya da. Şöyle, yok, söylediğim çocuğun nikah şahitliğini de ben yaptım. Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Kütahya'da oturuyor. Kütahya ya da Denizli, pardon. İkisinden birinde. Yani ya Balıkesir oradan mı geliyor? Tabii, yani haftada bir iki gün geliyor. Benim de çok sevdiğim bir delikanlı. Nikah şahitliğini yaptım. Kimden Cihan torpilli? Cihan Atabey diye bir genç. Kimin torpillisi? Arkadaş, Balıkesir'de genç mi kalmadı? Evet. Nasıl bunu getirdiniz? Daha faciasını söyleyeyim. Bir kadın getiriyorlar, hanımefendi. Genel merkeze kabul ettiriyorlar. Bir iki saat sonra belediye başkanı feveran ediyor. Diyor ki, bunun sosyal medya hesaplarına baktınız mı? Tayyip Erdoğan'a hakaretler, o çocuğu bilmem şu bu. 4 saat sonra görevden alıyorlar. Getirdikleri kadın. Ve tamamen bir kokuşmuşluk, birbirleriyle tartışmalar, birbirleriyle çatışmalar. Biri bir yerde etkinlik yaparken referandumla ilgili, diğeri başka bir etkinlik yapmalar, bir kıyasıya çekişme, kavga, gürültü. Yani bu şekilde %51.4 teşkilat tamamını tabii ki suçlayamayız ama bayağı bölgede sorunlar varken, Tayyip Erdoğan olmasaymış vallahi hiç öyle referandum falan. Evet. Tayyip Bey'in sayesinde inan Devlet Bahçeli birçoğundan 10 kat daha fazla çalışır. Zaten onu Tayyip Bey işte böyle gelmiş böyle gitmez, gider demeyeceğiz demişti zaten, belliydi. Zaten kolay. Hani o Rasim Ozan'ın yazdığı gibi futbolun Maradona'sı var. Herkesi geçiyor, gol atıyor, çalımlıyor. Biz zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Ama herhalde böyle işi değiştirecek ama belli yani. Bu bariz görünüyor yani. Burada her şeyi de söylüyor. Yani şöyle, benim de bildiğim belirli illerde çok büyük değişiklikler olacak ama bunu demek ben de doğru bulmuyorum. Çünkü başarı ortada yani. Başarısızlık ortada. Durum ortada, şey ortada. Bir de affı yok. Yani bak, 2019'un Süleyman Özışık, eğer Mart'ında İstanbul, Ankara mesela birini kaybettin. İzmir zaten ihtimal yoktu hani. İstanbul, Ankara'yı kaybettin, bir de psikolojik üstünlük öbür tarafa geçer. Kesinlikle. Kasım ayındaki seçime o psikolojik üstünlükle giderler. Bilmem ne. İş terse dönebilir. Bir de referandumla bunu gördüler. Yani kıl payı kaybettiler. Güneydoğu'dan gelen oylarla evet çıktı. Onu da görüyor AK Parti. Dolayısıyla burada bir değişikliklere, bazı şeyler olması zaten mecburi. Yoksa kendi eliyle ayağına kurşun sıkacak. Yani bu belli. Bugünkü kadrolarla gidilsin, sonuç facia olur. Evet. Çok evet. Samimi söylüyorum yani. Bir de bunları dost uyarısı olarak, hani sen de öyle söylüyorsun. Yani bir kimse bir beklentiyle bir şey söylemiyor. Görülüyor, ediliyor. Yani eskiden bunu Tayyip Bey de... Hocam, senin siyaset gibi bir düşüncen var mı? Benim yok, belediye başkanı veya il başkanı olma gibi bir hevesim yok. Allah nasip etmesin demişim. Şey de var hani orada, şimdi sen eskiden AK Parti neydi? Kapı çalar, eve dolaş, dertmer. Şimdi biraz belirli yerlerde biraz bu böyle hafiften böyle bir bencillik, böyle bir ne oldum delili. Herkes de değil, belirli kişilerde. Böyle bir havaya girme havası var. O havaya girme durumunun biraz tersine doğru evrilmesi lazım. Zaten bir insan için en kötü şey ne oldum delisidir. Yani ben oldum artık, dünya benim etrafımda dönüyor dediğin an bittin yani. Siyasette bunu demeyeceksin yani. Böyle kesinlikle. Tarihin çöplüğünde siyasette böyle çok isim var. Şimdi hani adını vermeyeyim ama bir belediye 9 tane kendi yakını ve belediye başkanlarının yakınlarını haksız bir şekilde 9 kişi belediyeye almış. Etik kurulu rapor hazırlamış, kınamış. Yanlış yapmışsın demiş. Kendisi de itiraf etmiş. Ama ben yazdığımda bu önemsiz bir belgeydi diyor. Ya 9 kişi kul hakkı kardeşim. Kul hakkı. Evet. Yani bu AK Partili bilmem belediye olması falan önemli değil. Hangi belediyeden olursa olsun.
Öyle öyle. Sen hakkıyla devlet kurumlarına girmeye çalışan insanların önünü kesiyorsun, kendi yakınlarını alıyorsun. Sonra diyorsun ki bu önemli bir belge değildi ya, ne, bunda ne var ki diyorsun. Evet. Aynen. Şimdi demin bir şeyi atladık, onu çok önemli. Her yerde de tartışılıyor. Bu konuda da senin bir görüşünü alayım. Bu MİT'e istihbarat veren binbaşı OK. Evet. İfadesi medyaya yansıdı. Çok da ilginç ifadeler. Burada biraz soru işaretleri de oluşturuyor bu ifade. Şimdi ben onu aslında soru işareti değil. Bak şimdi binbaşının zaten geliyor, ses kaydını alıyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Darbe demiyor da Hakan Fidan'a diyor suikast olabilir diyor. Çok kan dökülecek, biraz da korkuyla, panikle geliyor. Eski FETÖ'cülerden ama FETÖ'cülerden uzaklaşmış daha sonra bunu anlatıyor. Yani üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı cihaz yerleştiriyor, dinleme cihazı ve onu diye o askerlerin arasına gönderiyor. Orada ne olacak, görüşmeleri alıyorlar, ediyorlar. Bir darbe gibi bir şey o an görülmüyor. Şimdi bu özellikle Hürriyet yazarları, Mehmet Yakup Yılmaz, Ertuğrul Özkök, Serhat Ergin daha başka türlü yazmış ilk gündür. Onunki biraz daha rasyonel bir yazı. Ama öbür özellikle Ertuğrul Özkök ile Mehmet Yakup Yılmaz'ın yazdığı, Mehmet Yakup Yılmaz'ın 52. yazısıyım, 53. yazısı bu. Bu yani, konuyla yani, ilgili değil mi? Ya değil mi? Şunu demek istiyorlar, Hakan Fidan darbeyi biliyordu, önlemedi, suçlu yargılansın diyenler var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu da oradan yola çıkarak evet, zaten kontrolü darbe. Bunu söyle bak, ya şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nı böyle suçluyorlar, ediyorlar. Artık ne alıp veremedikleri varsa, özellikle bu Hürriyet yazarlarının artık böyle bir şey mi yapmaya çalışıyorlar nedir? Yani balo bulan kim? Yani şimdi bak, sana çok basit bir mantık söyleyeyim. Eğer MİT bu darbenin içinde olsa, ben basit mantıkla düşünüyorum. O OK geldiğinde bunu açıklar mıydı? Onu orada hemen imha ederdi. Veya sustururdu. Ve darbeye bütün unsurlarıyla katılırdı Milli İstihbarat ki başarılı olsun diye. Madem derdi bu MİT'in. Niye OK'yı cinyas koyuyor, öbür tarafa gönderiyor, getiriyor, alıyor bilmem ne. Yani bir de savcılık ifadesi ver. Yani kendi işin içinde olabilir mi ya? Ya böyle bir delilik olabilir mi yani? Ya MİT'in yaptığı Baylok operasyonu yani, ve son yaptığı Humint operasyonu Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri yok. Ya şimdi ben vakıf oldum. Daha neler var? Yani şimdi onlar milli kurumumuz kalkıp da bu işleri biz yaptık demez. Şu işleri biz ama bu insanlara böyle iftira atmak. Yani MİT'in başındaki Hakan Fidan'ı böyle suçlamak, etmek. Yani şimdi hain deniyor mesela. Hain. Ya Cumhurbaşkanımızın yanında sürekli. Hain mi taşıyor Cumhurbaşkanımız yanında? Ya böyle bir şey var mı ya? Yani bilmem. Bunlar doğru değil. Yani adam Baylok'u bu. Baylok olmasa bu FETÖ'cüyü nasıl bulacaktık biz? Sana soruyorum ben. Bulamayacaktık. Belki bugün Cumhurbaşkanı yoktu yani. Bugün Humint operasyonu bilmem ne olmasaydı bu 9500 tane, hatta oradan bir tanesini bak Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanımız neydi? Bir tanesini yakalıyorlar. Ben kim olduğunu biliyorum onun. Beni bile bulduysanız diyor, herkesi buldunuz demektir. O çok önemli bir adam o. Bak adı şu an ne yaptılar onu artık paket mi ettiler ne yaptılar bilmiyorum yani durumunu bilmiyorum ama çok önemli. Adam öyle bir kurumun başında ki. Ya yuh dersin yani ama onu bile bulmuş. Süleyman Bey ne diyor? Hep yüzeydeydik ilk defa derine indik. Tabii kim buldu o işi? MİT buldu. Yani şimdi MİT hem darbenin içinde olacak hem bir de bunları mı bulacak? Başka işler de yapılıyor ediliyor yani bu kadar şey. Yani bunlara özellikle bu Hürriyet'in yaptığını filan anlamak mümkün değil. Yani bu Hürriyet'teki yani... Ne yapsın yani Hakan Fidan'ı yargılamak mı istiyorsun? Yani darbeyi biliyorlardı önlemediler. Bu kontrolü darbe yaptılar. Bu Hakan Fidan'la Hulusi Akar'ın ifade vermeye gelmedi meselesinin bu kadar köpürtülmesi de tuhaf değil mi? Yani sanki böyle... Ya dünyanın bunlar kime bağlı? Dünyanın hiçbir yerinde bu tip insanlar, bu görevdeki insanlar gidip ifade vermez. Amirleri yani, yok mu? Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılar. Cumhurbaşkanımız dese ki gidin verin ifadeyi bilmem. Yani orada bir devlet aklı var. Devlet aklı devreye girmiş. Devlet aklı var da karşıda akıl yok. Yani bir dönem BBG evi gibi şey deniyordu. Hayır, ne bak, yapıyorsa bize anlatsın deniyordu. Ben bunu yani Mehmet Yakup Yılmaz'ın bu 52. yazısı. Ertuğrul Özkök 2'de bir bunu ima ediyor. Ya bu iyi onlar için söylüyorum iyi yol değil. Hakikaten iyi yol. Yani bir kurumu yani bu kadar vatan için mücadele insanlara hain darbeyi biliyordu, önlemiyordu demek. Hocam onlarla ilgili var mı bir şey? Yani hayır bir şey yok da ama böyle giderse senin, olur. Bir dakika senin tuttuğun gidiyor. Yani işaret ettiğin gidiyor. Böyle giderse bu tür bak. Bizim... Kendimle ilgili de bir istihbarat sorabilir mi? Yani benim gidişim ne zaman sen internet yerindesin. Haberden falan. Sen var mı öyle bir şey? Sen yerindesin. Yani
bu kurumları böyle yıpratmaya, şey yapmaya gerek yok. Yani bu hain, bilmem ne, o hain. Yani ne, dert ne yani? Dert ne, ben bunu anlamadım yani. Adam yani kendi geliyor Milli İstihbarat'a bir adam, dert niye şu, açıklasın? Yani, dert şu. O imha eder o adamı ya, öldürür burada, bırakır orada yani. Hocam dert şu, Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki adamları bir şekilde bertaraf edip etrafını boşaltmak. Yani Hakan Fidan'a yönelik operasyonda ben sadece bunu anlıyorum. Bir yetkili bana şöyle bir şey ifade etti. Bir güvenlik, hani güvenlik bürokratlarına çok güvenilmez diyeyim ama hani şöyle söyleyeyim mesela. Yasir Arafat gibi biliyorsun. Yasir Arafat'ın etrafında kimseyi bırakmadılar. Yerle bir oldu, gitti. En son zehirlediler. Şey olarak gitti. Yani bu şeyler doğru değil. Yani Cumhurbaşkanımızın yanında 9-7 yıldır müsteşar. 7 yıldır. Ya bir de Cumhurbaşkanı'nın canına kastedilmiş. Yani, Cumhurbaşkanı'nın cellatlarını, bıçağını mı yalayacak? Adama ya? Yani Hakan Bey'e MİT ajanı, İran ajanı dendi. Amerikan adamı dendi. Bir ara İsrail adamı dendi. FETÖ'nün adamı bilmem ne şimdi. Gene iyi dayanıyor bu insanlar, ben sana söyleyeyim. Ya bu kadar şeylere şimdi de böyle darbeyi biliyordu bilmem ne. Bu ne ya? Ya böyle iftira mı olur yani? Dedikodu üzerine. Ya böyle hayır, varsa çıkar. Bir de senin bir dönem partnerliğini de yapan Can Ataklı da bu konuya çok iyi biliyor. Yani onu... Ankara'da da Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir kaynağım diye başlayan. Onun kaynağı mı olur Ankara'da ya? Yani hem sana yakın olacak Can Ataklı'ya yani, hem de Tayyip Bey'e yakın olacak. Öyle bir kim o adam? Vallahi bilmiyorum. Adını versin biz de yani. Yok öyle ki biri yani. Yani bu şeydir. Şu an hani vardı ya bir spor spikeri, Dünya Kupası'nı şeyden Brezilya'dan anlatıyorum diye, biliyor musun? Evinden anlatıyordu. Aynen öyle. Adını vermeyeyim şimdi, utanmasın yani. Adama vermişler dünyanın 30-40 bin doları, git Brezilya'dan maç anlat diye. Adam maçı evinden anlatıyor. Evinin balkonundan anlatıyordu. Sonra ortaya çıktı foyası da mahkemeye vermişlerdi yani. Onun gibi yani bunlar da. Peki şimdi madem Hürriyet yazarlarının mesele açıldı. Senin çok sevdiğin nevi şahsına münhasır Nevşin Mengü. Şoför Nebahat. Öyle diyorsun değil mi? Şoför Nebahat. Şoför, niye Şoför Nebahat? Sen onun konuşmalarını, hiç programlarını izliyor bazen. Birkaç kere. Böyle yani erkek gibi ya böyle. Hani böyle konuşması da öyle. Eyvallah filan. Hani hep öyle lafları var onun. Onun bir ara ben izliyordum, programa bakıyordum. Şimdi benim üzüldüğüm tamam. Şey şu Süleyman. CNN ciddi bir kanal. CNN Türk ciddi bir kanal. Önce izleyicilerimiz hani vakıf olmayan bir, vardır diye peki. Bir o videoyu bir izleyelim mi? Tamam. Bir o videoyu izleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi iki lider toplam, ben size söyleyeyim, girdisi çıktısı oturdusu konuştusu 23 dakika. Şimdi iki lider toplam, ben size söyleyeyim, girdisi çıktısı oturdusu konuştusu 23 dakika. Sen şimdi Şoför Nebahat Nevşin Mengü olarak bana böyle bir pas verirsen, ben buna röveşataya kalkarım, kafayla vururum, ayağımın içiyle burun vururum yani. Bu açıklama hangi ruh halinin eseridir? Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor, 2 saatlik bir görüşme, 2 saati aşkın bir görüşme, 20 dakikaya yakın, 23 dakikada ayakta bir konuşma var. Dönüşte bir yemek var. Yemek var yani, toplamda kapıda uğurlama var, her şey var. 2 saat 45 dakika. Şimdi bunu hangi ruh haliyle söylersin? O ne diye anlıyor biliyor musun? Bunlar şimdi tabii diplomasi, şimdi CNN'de çalıştı ama dil bilmez, dünyayı bilmez bunlar. Bunlar şöyle zannediyor. Trump iki başkan oturdu ya, 3 saat konuşacak. Ya onlar başkan, arkada heyetler var, adamları var hepsinin. Başkanın adamları değil mi? President's men var. Oturuyor onlar, yarım saat bir şeyleri konuşuyorlar, temel şeyleri. Sonra o yemekle bilmem bürokratlar bunları götürüyor. Temel meseleyi konuşuyor. Ne yapacak o 3 saat oturup da silah şöyle verdin, böyle verdin, anti tank verdin, bunu verdin. FETÖ'yü niye vermedin? Bunları konuşmaz ki. Yani temel konuları konuşurlar sadece. Şimdi orada anlamadım. Hayır, bir de kaç saat sürecek kardeş? Ya. Pişti mi oynayacaklar? 48 saat mi oturacak? Ya. Orada mı kalacak yani bunlar? 2 saat, 3 saat. Bu gece bizde kalın falan diye. Yatıya kalın yani. Sabah hanım şey yapmış, ye kahvaltı hazırlasın. Şeyde, bak CNN gibi kanalda. Bu kadar, ben Erdoğan Aktaş'a da şöyle kızıyorum yani, şey anlamında kızıyorum. Ya Amerika, bir bölgenin en güçlü ülkesi, dünyanın en güçlü ülkesi. Bir araya geliyor, konuşuyor. Müthiş, hani o YPG, PYD, FETÖ, Halkbank, bir de onlar, Rıza Zara, bunlar konuşuluyor. Ya bu kalkıyor, girdisi çıktısı 23 dakika. Ya bu, ona mı yorumlattırılır bu ya? CNN gibi kanal. Çağır 2 tane diplomat. Çağır 2 tane uzman gazeteci bilen. Ya böyle dalga geçir gibi konuştu, şey konuştu. Bu kaçıncı akılsızlığınız sizin? Ya bu kelleleri kendileri veriyor. Ben almıyorum ki. Sen bana böyle fırsat verirse ben alırım o kelleyi yani. Peki orada şimdi şöyle bir şey var.
Nevşin Mengü'nün ilk icraatı değil bu. Evet. Birazdan bir videosunu daha izleyeceğiz ama benim kafama takılan şöyle bir şey var. Bu daha önce İrfan Değirmenci'de de oldu. Diğer bazı isimlerde de oldu. Doğan grubu böyle ön plana çıkan ve toplumun tepkisini çeken isimleri bir süre görevden uzaklaştırıyor ya da görevden alıyor ama hiçbir açıklama yapmadan alıyor. Sanki iktidar bunun üzerine bir baskı kurmuş da iktidarın baskısıyla bu alınmış gibi bir intiba oluşturuluyor. Bu intibayı edinenlerden birisi de bizim kim? Sevgili Melih Altınok. Evet. Bugün köşe yazısında Melih'in yazısında ekrana alabilirsek diyor ki Melih şeye, şeye soruyor. Başkuru'ya. Evet. Ama Erdoğan Aktaş'a soruyor. Diyor ki ya kovdun mu? Bak şimdi buradan kanalın kaptanı Erdoğan Aktaş'a açık açık soralım. Evet Erdoğan, Mengü'yü tarafsızlığını yitirdiği Cumhurbaşkanı ve hükümete karşı bir muhalefet lideri gibi yaklaştığı için mi ekrandan aldın? Eğer böyle bir durum söz konusu değilse iki gündür imalarla insanların kafasında soru işareti yaratmanızın amacı ne? Yoksa dünyaya baskı altındayız mesajı vermek için yine kanalın çok izlenen ekran yüzü üzerine bir operasyon mu yürütülüyor? Halkın adalet talebinin arttığı bu günlerde onlarca yılla tutuksuz yargılanan patronunuz Aydın Doğan'ın savunmasına yardımcı mı oluyorsun diyor. Bana niye soruyorsun? Patronaj kararı falan deme lütfen, cevap ver seyirciye. Şimdi bu Aydın Doğan'ın güzel yazmış Melih Altınok. Ben şunu söyleyeyim. Tabii ki hükümet filan kovdurdu. Yok hükümet ama uçakta yalnız Tayyip Bey Amerika dönüşü tepkisini bazı kanallarda diye tepkisini koydu. O ayrı. Ama burada ben orada yine Erdoğan Aktaş'ı eleştiririm. Çünkü bu kadar ciddi konuları sen bu tür gayri ciddi, kendini böyle şoför nebahat tiplisi, eyvallah böyle erkek gibi konuşan, küçümseyen. Sen kimsin Erdoğan'ı küçümsüyorsun? Hocam Nevşin Mengü ile ilgili ben kanal yani? İçinde CNN'de bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Yukarıdan da var şimdi ama niye gönderiliyor? Kelle ver. Ya sen şimdi böyle hata yaptırırsan kelle alınır. Hele bunu sen benim gibi birine böyle bir fırsatı verdiğinde ya çıkartma. Yani ekrana çıkart da başka live konuları ver buna diyelim ki. Niye diyet böyle? Bilmiyorum. Yani şey. Var spor ya da başka gündelik hayat. Sen Erdoğan, Trump bu yorumluyor. Bu kim ya? Ya senin bir sürü yazarın, çizerin var, adamın var. Yani bürokratların şeyi var, eski büyükelçiler var. Bu şey, Doğan Holding'de de yönetim kurulu üyesi onların bir kısmı. Çıkart onları konuştur ya. Onu çıkartıyorsun oraya. Böyle Erdoğan'a kafa tutuyor ya, Trump'a, erkek böyle şey. Ha ne oldu, alındın işte. Ha bitti işte. Ekran 10 yıl sonra kimse hatırlamayacak onu. Peki. İrfan Değirmenci olayı da öyleydi yani. Peki. Çünkü. Şimdi Nevşin Mengü bu olay üzerinden bir geçici süreyle anladığım kadarıyla açığa alındı. Peki Nevşin Mengü'nün... Derler. O daimi olur. Daimi şey önemli değil. Ama Nevşin Mengü'nün bundan daha büyük potları da vardı. Öyle mi? Dehşet videoları var. Şimdi birazdan ekrana gelecek. Sihirli çizmeler diye darbeden önce darbecileri nasıl özlemle çağırıyor ve iktidara, iktidarın başındaki isimlere nasıl hakaretler ediyor. Kanal D ya da Doğan grubu niye o zaman hiçbir yaptırım uygulamadı? Bunun sorusunu da kamuoyuna bırakalım ama senden de yorum alacağız. O darbe videosunu bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Bu aralar hakaret etme, belden aşağı vurma. Bunlar prim yapıyor, bunların iktidarı. Lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin, edepsizliğin iktidarı. Böyle bir dönem yaşıyoruz, bilemiyorum. O sihirli çizmeler gelecek mi hakikaten bu ülkenin önüne bir gün? Ve bu ülke o sihirli çizmeleri giyip uçacak mı? Onu bilmiyorum. Ama şu aralar sığlığın iktidarını yaşıyoruz, o kesin. Cem, sihirli çizmeler bir gün gelecek mi diye, lümpenin iktidarı, terbiyesizliğin iktidarı, bilmem şu bu diye iktidara saydırıyor. Sonra 2015 bu. Tabii. Sonra darbecilere, hadi gelin artık özledik sizi diye de bir mesaj gönderiyor. Ben bu video üzerine o dönem... Bunun üzerine kıyamet koptu. Senin de bir tartışman oldu. Doğan grubundan o zaman hiç ses çıkmadı. O zaman şimdi 7 Haziran 1 Kasım arasıydı. Bu hükümeti yıkabiliriz diyorlardı. HDP %13 almıştı. Hassas çaldırdıkları dönem. Evet. HDP'yi övdükleri, FETÖ'yle yan yana
oldukları, bu hükümet gidici, Erdoğan güçten düşüyor dedikleri dönemde. Özellikle Demirtaş'ı destekledikleri. Tabii tabii. Demirtaş, Figen Yüksekdağ, hepsi. O zaman ben buna dedim ki bak bu yaptığının bedelini ödersin. Medya hayatın biter. Ben bitirim demedim. Medya hayatın biter böyle. Çünkü dedim darbe çağrısı bilmem ne. Hadi bitir de göreyim dedi. Ne oldu Nevşin Mengü? Bitir de göreyim. Bak bitti. Sen bitirmedin ama kendisi bitirdi galiba. İşte yani bitirdi. Biraz da biz hani o ön ayak olduk tabii. Bitti. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bak ben o zaman dedim ki buna. Bu konuşmayı yaptı. Ben izledim o gece bu konuşmasını. Yani ben kendim programdaydım gece. Bunun dedi medya hayatı bitti. Peki bir videosu daha var. Orada da Selahattin Demirtaş'ın söylemi üzerine o videosu yokmuş ama videoyu ben izlediğim için söyleyeyim. Evet. Hande Fırat'a yöneliyor. Selahattin Demirtaş'la görüştükten sonra diyor ki ne dersin Hande Fırat diyor. Türkiye bugünlerde diyor IŞİD'e YPG'ye karşı IŞİD'e daha fazla mı destek veriyor diye. Adeta bir algı operasyonu yürütüyor. İşte esas şimdi bu sözcü mözcü yapılıyor da işte bu Türk devleti DEAŞ'a yardım ediyor diyenler, saz çaldıranlar, FETÖ'nün bütün elemanlarını televizyonlarda ağırlayanlar, gazetelerinde Ekrem Dumanlı'yla söyleşi yapanlar, hükümet gitti gidiyor diyenler, sarayınız yıkılıyor deyip Londra'ya kaçanlar. Bunların hepsi var da bunlara da inşallah bir yürekli savcımız bu Doğan grubuna da hesap sorması lazım. Yani sözcüye yapıldı. Sözcü bu Doğan grubu sözcünün yaptığının 50 katını yaptı. Bunlar da şimdi bak burada DEAŞ'a yardım ediyor. Kim? Erdoğan yardım ediyor. Lahey'de yargıla bunu. Teröriste yardım ediyor. Demek siz o. CNN'de bunu söylersen yurt dışında da Türkiye DEAŞ'ı destekliyor diye algı operasyonu vallahi oluşur. Ben bir gün bunlar böyle bu kafayla giderlerse bak zaten zerre akıl yok. Bunlarda medya zekası hiç yok. Ben bunları bak eskiden dışarıdan bakın bir şey zannediyor. Hani gözümüzü büyütüyor. Ben büyütmüyordum da bizim taraf biraz büyütüyordu. Bir yılda yamuldu bunlar. Bunlar da bak biraz üzerine gidiyorsun bunları. Ne oldu? Adam bir ara adam bulamıyorlar. Sana söyleyeyim bak. Çıkarmaya da adam bulamıyorlar televizyona. Sunacak adam da bulamıyorlar. Bu kafayla giderseniz bulamazsınız yani. Ama kendi de diyor. Kimse bunlara bir şey yapmıyor. Ya sen bunu böyle çıkarır konuşturursan, öbürüne bağlama çaldırırsan, öbürünü çıkarırsan, baylokcular masumdur ders diye haber yaptırtırsan İsmail Saymaz'a filan, bunun hesabı sorulur. Bir de kusura bakmayacaksın ama darbe gecesi milletin kurtardığı bir kanalda bu kabadayılığı yapmayacaksın. Yapmayacaksın. Hayır, bunun hesabı millete rağmen yayın yapmayacaksın. Karargah rahatsız demeyeceksin. Bunları dediğin zaman işte o fatura önüne gelir. İşte biliyorsun Ankara temsilcileri FETÖ'den içeride. Efendim Aydın Doğan 26,5 bir 24,5 50 yılda yargılandığı davalar var. Ortada bunlar. Yani hem bu kadar dava var. Aydın Doğan'a kumpas olmasın ya kendi çalışanları tarafından. Yok biri petrol ofisinden, öbürü kağıttan yok. Ah o kağıt. Hayır yani bu bunlar. Ha bu yayınlar yani sanki patronlarına bir kumpas kuruyorlarmış. Tabii yaşı 81-82 oldu. 60 olsaydı 50-60 Aydın Doğan bu kadar kolay olmazdı yani onlar açısından da olmazdı. Peki şeyi konuştuk. Sen sözcüden bahis açtın. Sözcüye yapılan operasyonu nasıl buluyorsun? FETÖ'cülükle suçlanıyor. Şimdi bak, ben birçok noktasına katılmadığımı söyleyeyim. Yani Temmuz'da açılan bir soruşturma neden bu kadar bekledi? Haberi yapan muhabir, yerel muhabir, o haber hakikaten Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere bildirmek için mi yapılmıştı? Demin söylediğim hani bu davalar, soruşturmalar falan var ama altınız çok sağlam doldurmuyorsun. Çok saçma sapan gerekçelerle kamuoyunun önüne çıkıyorsun ve inandırıcılığını yitiriyorsun. Şimdi bak, bu aynen öyle yani şöyle eklemelerini de yapayım. Şimdi o muhabiri 15 Temmuz'da o görüntü haberi yaptı diye alıyorsan bunu diyelim ki darbe 15 Temmuz gecesi 20 Temmuz'da alırsın. Tabii. Çağırır sorarsın. O zaman kimse bir şey diyemezdi. Derdin ki ha niye 9 ay bekliyorsun 10 ay? Bu bir. İki, dün mali müşaviri aldılar. Yonca Kaleli öyle bir şeydi yani. Tam soyadını yanlış söylüyor olabilirim. Onu aldın. Suçlama ne? Delili göstermeniz lazım. Şimdi bak Nedim Şener, Ahmet Şık alındı. 2011'de. Gazetecilikten tutuklanmadılar. Deliller var dediler değil mi? İyi hatırlıyorsun. Delil çıkmadı. İkisini de haksız yere almışlardı. Ve o olay çok baş ağrıttı genel Türkiye'de. Şimdi de burada da o yani o mali müşavirin niçin alındığını göstermek lazım. Ha ben şunu söyleyeyim. Ben Burak Akbay'ın attığı manşetler özellikle 17-25 Aralık o MİT tırları olayında 12 Temmuz'da YouTube 28 Mart'ta 2014'te
YouTube'a verilen Suriye tapesi filan, onları savunmuştu hep şey. Çok sorunlu, FETÖ'cü değil ama FETÖ ağzıyla atılan manşetler vardı ayrı şey. Ama mesela bu Fehmi Koru'nun yorumuyla olmaz ama. Fehmi Koru bugün hiçbir itibarı olmayan bir adam. Ona bakarsan Fehmi Koru ağzıyla gidersen, Fehmi Koru 17-25'te beni Amerika'ya Tayyip Erdoğan gönderdi diyor. Halbuki Tayyip Bey'i göndermedi onu. 17 FETÖ cemaate haksızlık yapılıyor diye kitap yazdı. Haksızlık yapılıyor diye. 15 Temmuz'da bile cemaati, o cemaat dediği için diyorum, FETÖ'yü suçlamıyordu. Yani onun ağzıyla iş yapılmaz. Bir de 2010'da yazmış onu. O dönemin şartlarında bana göre biraz da şey için yazılmış bir yazı bu. Yani başka deliller varsa olabilir. Bak görmedim. O delilleri görelim. Ama bu haliyle biraz sıkıntı var. Yani altını doldurman lazım senin dediğin gibi. Yoksa yani ben de bir mesela yani atılan manşetler, Hamidullah Öztürk'le Saygı Öztürk'ün akrabalığı, Saygı Öztürk'ün uzun yıllar Samanyolu'nda Önder Aytaç gibi karanlık bir adamla yaptığı programlar, bunlar bende de çok soru işareti oluşturuyor. Ama hani gene de biraz de şey yani bunu şunun için söylüyorum şimdi. Neydi o çocuğun adı Cumhuriyet'ten alınan? Oğuz Güven. Oğuz Güven. Şimdi ikna edici değil. Ya kına bırak, toplumun vicdanına bırak. Aynen. O 55 saniyede silmiş bir de şey. Hayır. Çok kötü bir başlık, çok kötü bir manşet. Tamam, özür dilemiş, kaldırmış, hı-hı, bilmem şu bu. O, yani... ki, o Süleyman Yeşilyurt nikahsız first lady, o lafa da tutuklama olmaz. Öbür meczubu demiyorum, hani Zübeyde Hanım'a küfür eden var ya, onu tımarhaneye atacaksın ceza. Ama Süleyman Yeşilyurt, onunki de çok kötü, biçimsiz ama nikahsız first lady lafını da söylüyor, adam tutuklanmaz. Ya bazı şeylerin içi çok mu boşaltılıyor? Şimdi madem yani... onu tutukluyorsun, tamam, savcı, tamam. Yahu savcı Selim Kiraz'ın kafasına... Şehit edilirken o basma dendiği halde o resimler basıldığında o editörlere, yayın yönetmenlere niye bir şey yapmadınız? Yani çocuklara bir şey olmasın deyip o DHKP'cileri savunan gazetecilere niye bir şey yapmadınız o dönem? Değil mi? Onlar esas yani Cevahir, o DHKP'cileri teröristlere ey Cevahirler size selam gönderiyorum diyen gazetelerin yazı işleri müdürlerine niye operasyon yapmadınız? Esas çok meselemiz doğru. Oydu ya. Bizim bunları kendi içimizde ya, de herkesin toplum tabii olarak yani tartışması ona yap, lazım. Hani Hürriyet olunca dokunmayayım. Bak Arda Akın Hürriyet'te muhabir. O şey yapıyor. 24 gün içeride kaldı, çıktı. Adli kontrolü var. O Fıratlar dediğin bir sürü şey var. Ya orada bir tutuklama yani Hürriyet olunca bir mesafe koyayım. Ama öbür taraf olunca işte o yani ya tutuklu ya hepsini tutuklu ya hepsini bırak. Adalet neyse yani. Hani Baylok'ta da öyle. Biri tutukluyor, öbürü bırakıyor. Kriter yok ya. Ha ya nasıl ya? Şimdi bir mahkeme tutukluyor, Baylok var diyor, öbürü tutuklamıyor. 2005'teki şeyden dolayı, iltisaktan dolayı. Yani hani bunun gibi şimdi bankasya para. Bir sürü yatıran var tutuklanmamış, bazıları yatırım tutuklanmıyor. Yani o bir dengesizlik var. Yani umarım yoksa... bu başlayacak olan komisyon bütün bu sorunları İnşallah. Halleder diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi bir şehit hikayesi var Cem Küçük. Beni... hakikaten evet. Can evimden vurdu. Bizim Almanya'da yaşayan bir kardeşimiz var. Tuğrul Selmanoğlu. Evet. Onun hikayesini Şanlıurfa'ya gitmiştik. Bana Tuğrul anlattı. Ben de ailesine ulaştım. Sağ olsun ailesi bilgilerini falan bana gönderdi. Onun görüntüleri belli aralıklarla ekrana gelirse Şehit Serhat Önder. Almanya'da gurbetçi, 15 Temmuz'dan önce bir izin için yanılmıyorsam Türkiye'ye geliyor. Yani Serhat isminin anlamı nöbette sınırda nöbet tutan asker anlamına evet. geliyor. Sanki yıllarca Almanya sınırında Türkiye'nin nöbetini tutmuş gibi 15 Temmuz'dan önce Türkiye'ye geliyor ve 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ın önündeki çatışmalarda şehit oluyor. Tankların Doğru. altında parçalanıyor. Bu yani, arkadaşımız mı? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Almanya'da yaşıyor. Evet. Bak Almanya'da çocukluğundan beri yaşıyor ama Türkiye sevdası bir izne geliyor. Koştura koştura Genelkurmay'ın önüne gidiyor. Babası İsmet amca 2 gün morglarda naaşını arıyor. Evet. En son naaşını bulduğunda evini arıyor. Çığlık çığlığa sevinçle Allah'ıma şükürler olsun diyor. Bizim evden de bir şehit çıktı diyor. O naaşa Allah ulaştım maşallah. Diyor. Güzel. Ve zerre gözyaşı dökmüyor. Maşallah. Serhat Önder Almanya'da çok sevilen, çok değer gören birisi. Ve onun adına bir program yapıyorlar. Programda Serhat'ın şöyle bir huyu varmış.
Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgeye gittiğinde işte bugün çaylar benden, bana bilmem şunu ısmarlarsanız falan diye. Programın girişinde devasa bir pankart koymuşlar. Bugün çaylar benden ama bir Fatiha'nızı isterim diye yazmış. Ve bir dergi basılmış adına. Dergide kızı kendisine, kızı, oğlu, annesi, babası, kardeşi hepsi kendisine mektup yazmış. Hmm. Ama mektubun öyle can yakıcı bölümleri var ki, onları izin verirsen böyle tabii, ekranda tabii. da mektuplar var, dergide yayınlanmış haliyle. Kızı Hilal, sanırım 8 veya 10 yaşlarında, tam bilmiyorum. Kim bilebilirdi ki babam bir gün senin arkandan şehit olduğun için mektup yazacağımı? O kadar güzel günlerimiz geçti ki seninle, her anın kendine has bir güzelliği vardı. Çok gururluyum babam. Şehit olduğun için çok gururluyum. Şehit kızı olduğum için çok gururluyum. Gözün arkada kalmasın. Bizi öyle bir meleğe emanet ettin ki bize sadece annelik değil, aynı zamanda babalık yapacak. Ne zaman bir yere gitsek aklıma anılarımız geliyor. İsyan etmiyoruz babam. Bize isyan etmek yakışmaz. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Sabrediyorum babam, sabrediyorum ve gururluyum. Ne zaman o gül kokulu mezarının başındaki bayrağı görsem gururlanıyorum. Allah'ım, bir bayrak bir mezara bu kadar mı yakışır? Eğer o gün sen ve senin gibi onurlu baba yiğit insanlar olmasaydı, bugün bu güzeller güzeli vatanımız ezansız ve bayraksız kalacaktı. Allah hepinizden razı olsun. Seni ebediyete göndermeden önce son kez görebildim. Nasip oldu bana. O yüzündeki tebessümü görünce imrendim şehit babam. Rabbim bizlere vatan uğruna şehit olmayı nasip etsin. Sen onurlusun, biz gururlu. Sen şehitsin, biz ise şahit. Maşallah. Diye bitirmiş. Çok güzel yapmışsın bunu alarak. Yani hakikaten çok duygulu, yani insan söyleyecek bir şey bulamıyor. Eşinin kızı, yazdığı bir mektup var bir de. Kızı Hilal'in yazdığı mektup, evet, değil mi bu? Onun yazdığı mektup. Anne babasının yazdıkları da var. Bak, vatanına, hepsi, milletine sevdalı insanlar. İşte bunu örnek alsın bazıları. Yani ülkesini ya böyle, kalkıp böyle Amerika'ya, güzel bir, böyle Avrupa'ya güzel bir hikaye olamaz. Evet, evet. Şehit darbe girişimi olduğunda oğlu korkuyor, oğlunun elini tutuyor. Ondan sonra diyor ki ben gideceğim ve geleceğim diyor. Oğlunun arkasından yazdığı mektuba şöyle başlıyor oğlu. Artık korkmuyorum babacığım. İmreniyorum, çok imreniyorum sana. Hep senin gibi olmak istiyordum. Şu anda da öyle. Ben de vatanımız uğruna şehit olmak istiyorum. Sana o kadar özeniyorum ki sadece yüz yapılarımız değil, huylarımız da benzesin istiyorum. Ben de senin gibi temiz kalpli olmak istiyorum. Hatırlar mısın? İkimiz hep birlikte, hep beraber camiye giderdik. Bana namazı öğretirdin. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrettiğin gibi. Zamanımız kısalıyor. Biraz ekranda da var. Okuyor herhalde ekrandakiler. Biraz aşağılara doğru ineyim. Bana son sözün korkma oğlum idi. Artık korkmuyorum şehidim. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Gözün arkada kalmasın babam. Anneme ve ablama gözüm gibi bakacağım. Evin erkeği artık ben olacağım. Ki zaten sen hiç gitmedin ki babam. Gözlerimdeydin, kalbime indin. Muhteşem bir söz. Evet. Yani gözlerimdeydin, gözümün önündeydin, artık kalbimdesin. Önceden bir yerdeyken şimdi baktığım her yerdesin. Hakkını helal et babam. Mekanın cennet-i âlâ olsun. İnşallah bizi şefaatine layık görürsün. Seni çok seviyorum. Evet. Güzel vatanımın güzel kahramanı. Evet. Ve vatanım, evet. Son olarak bir eşinin mektubu var. Ne kadar zamanımız var ona da bakalım. Evet. Evet. Eşin Canan diye başlamış. Hı hı. Canım eşim, şehidim. Nereden başlayacağımı bilemiyorum diye başladığı bir satırlar var. Hatırlar mısın ilk o tanıştığımız günü? Ben hiç unutmadım. Sanki böyle sohbet ediyorlar. Evet. Yani şehit olmamış, karşısında sohbet ediyorlar gibi. İşte hatırlar mısın bana ilk destek verdiğin günü, ilk çocuklarımızın dünyaya geldiği günü falan diye sırasıyla bütün anıları anlatmış.
İyi ki vatanımıza gelmişiz. Gelirken ben zaten sana Serhat biz niye geldik diye sorduğumda çocuklarımız için geldik derdin. İnşallah sana layık evlat olurlar. Ben üzüldüğümde kendimi yalnız hissettiğimde üzülme yalnız değilsin ben varım. Ben sana baba kardeş arkadaş olurum derdin. Şimdi yalnız mı kaldım? Şükür kalmadım. Benim iki tane senden emanet evladım var. Evlatlarımız şehidim. Onlar bizim evlatlarımız diye başlayan ve devam eden inanılmaz güzel mektuplar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Biz şehit Ömer yani, Halis Demirleri, Fethi Sekinleri hep konuştuk. Bütün adını burada anamıyoruz ama bu vatan millet için şehit düşen bütün askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, korumalar hepsi yani ve normal sivil vatandaş darbede ölen bir şekilde şehit düşen bu kardeşlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Ailelerine ne mutlu yani. Bak bugün şehit oldu ama ailesi, kızı. Arkadan insanın içi parçalanıyor yani. Yani bir babanın çocuğunun cesedini gördüğünde şükürler olsun bizim ailemizde de artık bir şehit var diye müjde vermesi inanılmaz bir şey. Yani bir eski laftır ama burada söylemek lazım. Türkiye'de bizim gibi memlekette kahraman bitmez. Çok yani şükür. Bu memlekette kahraman çok var. Yani kendini feda etmeye hazır. İşte bu sevgili şehit Önder kardeşimiz bunlardan biri. Allah rahmet etsin inşallah. Şimdi ama bu tür böyle saçma sapan tahliyeler de hem onların ruhunu sızlatıyor hem de diğer gazilerimizi incitiyor. Darbe gecesi sokağa çıkan vatandaşlarımızı rencide ediyor. Bu konuda da çok hassas olmak lazım. Son 8 veya 10 dakikamız var. Şu konuyu da seninle tartışmak istiyorum. Şimdi Deniz Baykal son dönemlerde bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya başladı. Evet. Ya aday ol ya çekil diye. Şimdi adayı da belirlerken neredeyse kendini tarif ediyor. Bir tek fotoğrafını göstermiyor. Şimdi bunun tabii. Baykal adaylığı düşünüyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı? Şimdi bu Muharrem İnce, Metin Feyzoğlu, diğerleri. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını oynuyor. Sayın Deniz Baykal da son bir defa, yani yaşı da belli bir yaşa geldi, Allah uzun ömür versin. CHP'nin başına gelen kişi 2019'da Cumhurbaşkanlığı aday olsun diyor. Yani Kemal Bey'e diyor ki başkan olacaksa, genel başkan olacaksan aday da ol. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun buna yanaşmayacağı belli. Çünkü kazanamayacağını biliyor. Ama Baykal diyor ki ben buna talibim. Son bir kez işte o kaset kumpasıyla gittiği için yani finali iyi yapamamıştı. Ama iyi yapayım diye hem partinin başına kendisi dediğin gibi kendini tarif ediyor. Ama Deniz Baykal'a şöyle kötü bir haberim var. O partide öyle bir delege sistemi şu an var ki yani 10 tane Deniz Baykal gelse Kılıçdaroğlu karşısında hiç şansı yok. Muharrem İnce'nin zaten yok. Tabii Muharrem İnce'nin zaten yok. Ben hatta şunu söyledim. Bak dedim Selin Sayaböke bir hareket yaptın kendi çapında. Konuşuyor. İki gün konuşulur. Bir hafta sonra sen yoksun dedim. Şu an biz konuşuyoruz ayrı. Adın anan var mı Selin Sayaköke? Yok. Bugün bir açıklama yapmış. İpleyen eski yok. Eski sisteme dönelim biz %25'te kalmaya razıyız demiş. Ciddi alan yok. İpleyen yok. Ne diyor diye bakan yok. Bir tane vardı ya bir kadın daha böyle gitti. Eski Yarsan Başkanı'na. Emine Ülker Taran. Parti kurdu. %8-10 alacak dediler. Bak adını zor hatırladım. Partisinin adını zaten hatırlamıyorum. Yani Selin Sayaköke de gitti. Öbürleri de gider. Kılıçdaroğlu orada 2019'a kadar kalır. Ha, 2019'dan sonra gene başarısız olur kalamaz. O zor. Ama şu an o parti şeyin Kılıçdaroğlu'nun partisi artık yani. Gerçek tek adamlık bu değil mi? Tabii ya. Bir de Fikri Sağlar'ı konuştu diye şeye verdiler disiplin kuruluna. Onu bilmem ne yaptılar. Baykal'ı veremiyor. O diyor şimdi biraz adı var, namı sadece var. Sadece Fikri Sağlar değil. Ben bir video var. Arkadaşlar onu yayına getirirse İzmir Bornova sanırım gençlik kollarından bir genç CHP'den mi? Evet İzmir CHP gençlik kolları üyesi Levent Ahmet Gündüz Bornova ilçe danışma kurulu toplantısında diyor ki Nazlı Ilıcak ve Atatürk düşmanı Altan kardeşlere sahip çıkan bir genel başkanına utanıyorum diyor ama bunu dedikten sonra başına neler geliyor onu bir izleyelim. Parti meclis toplantısında FETÖ'cü olduğu açık açık belli olan Nazlı Ilıcak ve Atatürk düşmanı olan Altan kardeşlere sahip çıkan bir genel başkanımız olduğu için de sonuna kadar da utanıyorum. Ayrıca
1 Aralık 2010 yılında burası danışma kurulu, burası danışma kurulu. Sayın başkanım, ben eleştiriyorum. Nasıl çok, ama? Çok demokratik, çok özgürlükçü. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Parti içi muhalefeti bitirdi. Ve partinin bütün iplerini aldı. Gördüğün gibi bir çocuğun basit bir iki lafına bile dayanamayıp yaka paça görüyorsun işte hali. Yani bunu CHP'li seçmen düşünsün. Yani şu hale bak. Yani iki tane ve haklı eleştir aslında. Son derece haklı eleştir yapıyor yani. Ona bile tahammül yok. Yani CHP'lilerin tamamından bu Nazlı Ilıcak, Altan Öğmen, DHKPC'lilere yönelik, evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikide bir onların alınlarından öpüyorum diye böyle lanetli busecikler göndermesi CHP tabanının tamamından tepki görüyor. Ama işte şöyle bir durum var. Yani tek adam dediği Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına sesleniyor. Diyor ki milletle kavga istemiyorum diyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da dönüyor diyor ki ya genel kurulu yapalım içeride bir bakalım durum nedir diye. İçeride kavga istemiyorum diyor, içeridekileri gönderiyor. Bir de bak, Erdoğan bütün AK Parti referandum kazandığı halde değil mi? Teşkilatları yenileyeceğim diyor, gençleşeceğiz diyor, bakanlar kuruluna değişiklik olacak bilmem ne. CHP'de hiçbir şey yok, bir eleştiri de yok. Yani bir şey de yok hani böyle getiren. Bir de haklı yani FETÖ'cü olmayıp FETÖ'ye destek verenleri bir şekilde orada destekledi Kılıçdaroğlu. Bu çocuk da bunu eleştiriyor. Caner Zincan teminin kapatılmasını da biliyorsun Kılıçdaroğlu yanlış buldu Ağustos'ta. Yani bir tuhaflık bunlarda da var ama kendileri düşünsünler. Ama tabii parti için muhalefeti bitirdiği için Kılıçdaroğlu çok başarılı. Baykal'ın bir şansı olabilir mi? Hiç yok. Sıfır. Yani Baykal'ın bugün Deniz Baykal'a karşıdaki şansı milyarda sıfır yani. Hiç neyi yok. Zorluyor Deniz Baykal? Yani işte bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bilmem kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Bence bir şansı yok. Kılıçdaroğlu bunu biliyor. Parti bütün delege elinde. Genel yardımcı elinde. Selin Sayıkböke de gitti. Muharrem İnce zaten konuştu. Metin Feyzoğlu'nun şansı hiç yok. Kendinde parti. Bir de bu eski baro başkanı vardı. Ümit Kocasakal. Evet. O zaten... O da referandum döneminde az yer dolaşmadı. Onun hayalinde de var öyle bir şey de daha ortaya dolaştı çıkmadı. Dolaştı da ya girin milletvekili olun. Sonra bakılır duruma göre. 2019'da Kılıçdaroğlu bu başarısızlıkla giderse o zaman duramaz. Hak eden duramaz. Çünkü daha söyleyecek bir sözü olmaz. Hem belediye seçimini kaybetti, hem başkanlığı kaybetti. Ne diyecek millete? Seçmenine bir şey diyemez. Ama şu an bütün güç elinde ama. Onu söyleyelim. Şimdi bu şey var ya, ne deniyor? Anayasa değişikliğinden sonra uyum yasaları çıkacak ya. Evet. Şimdi uyum yasaları çıkmadığı için ortada şöyle bir tablo var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanamazsa siyasetten siliniyor. Gidiyor, evet. Milletvekili olamıyorsun. Tabii milletvekili olamıyorsun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir çatı adayı bulmamız lazım diye ısrarla o tarafa yontuyor. Baykal'da siyaset sahnesinden silebileceği tek şey şunu, diyor ki aday ol. Yalnız parti içinde şunu biliyorlar. Bizim İstanbul ve Ankara'yı kazanmamız için sağ muhafazakar bir aday bulmamız lazım. Böyle eski ANAP'ın adamları gibi, Turgut Özal gibi düşün. İlan kesici ismi çok öne çıkıyor. Onun hiç şansı olmaz. Yani ben kendisine saygı duyuyorum Türkçe ama... Türkçe öğreniyormuş ama. Yani hiç onun şansı, o çok eski bir isim. Habire ismi gelir önüne. Yani saygı duyuyorum ama bir şansı yok. Onu söyleyeyim. Olursa. Ama Meral Akşener olabilir mesela. Onlar onu söylüyor çünkü. Yani sağ muhafazakar, kadın öyle düşün. Tamam şey var ama hani bir oy alma kapasitesini de görebilirler. Düşünsene Ankara'da 2014'te koyu ülkücü bir adam neydi? Mansur Yavaş. Evet. MHP'den aday oldu. Ve az daha 30 bin oy fazla alsa kazanıyordu yani. Ama bu sefer öyle bir adam yani bir ekmek için ekmelettim bulurlarsa. Yani, orada şöyle oldu. CHP'ler sandığa gitmedi. İstiklal Marşı'na Çanakkale şiiri falan diye. Evet onun şansı yok. CHP'liler öyle adaylara da oy vermez. Yani mesela eski AK Partililerden birini koyalım derlerse hiç şansları olmaz. İnşallah öyle yaparlar yani. İnşallah. Cem Küçük evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi Özışık'ın yokluğunda mümkün mertebe sürçülisan etmeden programı yürütmeye çalıştım.
Tekrar hayırlı haftaya olsun programımız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. İyi geceler efendim.